Evet çocuklar, bugün sizlerle birlikte 5. sınıf deneme sorularımızı çözümle başlıyorum. 1. sorudayız. Burada grafikler verilmiş. Birinci grafik pasta grafiği, ikincisinde sütun grafikleri var. Bu bilgilerden hareketle ulaşılmak isteneni soruyor bize. Evet, bakalım. Diyor ki katılımcıların yarıdan fazlası yıl boyunca hiç kitap okumamıştır diyor. %53 evet, hiç kitap okumamış, baktığımızda doğrudur diyoruz. İnsanlar etkinlik olarak en çok sinemayı tercih etmiştir derken, öğretmenim en çok sinema değil de ne vardır burada? Spor karşılaşması var. Peki, kitap okuyanların çoğu bir yıl boyunca 10 kitaptan fazla okumuştur diyor. Kitap okuyanların çoğu derken buraya bakmamız lazım. %13'lük dilimde ne var öğretmenim? 6 ile 10. Peki ondan fazla mı? Hayır, bu da yanlıştır diyoruz. Peki, diline bakalım. Tiyatroya gidenlerin sayısı spor karşılaşması gidenlerden daha azdır diyor. Tiyatroya gidenlerin sayısı, evet, spor karşılaşmasına gidenlerin sayısından daha az mı? Evet, 100'ün üzerinde, 300'ün üzerinde diğeri. Tabii ki azdır. Peki bir doğru ve ne doğru arkadaşlar? Dördüncü durum doğrudur. Cevap B şıkkı. Peki diğer sorumuza geçtiğimizde ikinci soru altını çizmiş ve buraya bazı sözcükler vermiş. Anlam olarak hangisi gelemez diyor. Peki, milyonlarca yıldır insanlar derken yıl kelimesinin altını çizmiş ve vermiş. Yıl kelimesinin yerine ne getirebiliriz biz buraya? Sene. Evet, doğrudur diyoruz. Bire sene gelebilir. Peki, insanlar besin ihtiyacını karşılamak. Öğretmenim besin derken buraya ikinci duruma gıda gelebilir. Beş anlamlı. Evet. Yöntem yine ne gelecektir? Metot olarak gelecek. Peki, gelemeyen ne miktar? Cevabımız ne? Dörttür diyoruz. Peki, diğer bir sorumuza bakalım. Burada cümleler verilmiş. Paragraflar verilmiş ve anlamlı bir bütün oluşturmamızı yani metin oluşturmamızı istiyor ve harflerle gösterilmiş. Diyor ki oluşturulduğunda hangisi ortaya çıkar diyor. Bakalım şöyle bir oluşturalım. Mavi gözlü Sibirya kurdu herkesi kendine hayran bırakacak bir güzelliğe sahiptir diyor. Daha sonra yüzyıllar boyunca insanlara birçok konuda yardım etmiş. Kızak çekmek, bekçilik ve çobanlık yardım ettiği bilgilerle ilgili örnekleri burada sıralamıştır diyoruz. Peki, devam edelim. Ay'a baktığımızda yine durumda ne diyor? Üstelik bu görevlerini sıralamıştık ya, bekçilik ve çobanlık ve bu görevlerin devam ettirme durumumuz nerede? Yine A'da. Üstelik bu görevleri Sibirya'nın çok ağır iklim şartlarında yerine getirmiştir diyor. Evet, görevleriyle ilgili durumlar var. Sonra diyor ki neşeli, bağımsız, yaramaz, bazen de dik başlı bir karaktere sahip olan bu ırk hareket etmeyi, koşmayı sever diyor. Evet, devam ettirelim tekrardan. Hareket etmeyi sever. Peki T'de çok hareketli olmasından rağmen uysal bir yapısı vardır. Evet, hareket, çok hareketli. Devam ettirilir mi? Evet, ettirilir. Şu an 5 şıkkının doğru olduğuna dair gidiyoruz. Peki, insanlara karşı oldukça yumuşak davranır, konuklara çabuk uyum sağlar, evdeki hayvanlara genellikle çok iyi geçinir. Peki, öğretmenim buna rağmen yabancı hayvanlardan pek fazla hoşlanmaz. Evdeki hayvanlardan iyi geçinir fakat yabancı hayvanlarla anlaşamaz diyor. Evet, öyle de devam ettirebilir. Peki anlamlı bir bütünlük oluşturduğumuzda cevabımız ne arkadaşlar? B diyoruz. Peki diğer sorumuza bir bakalım. Dördüncü soruda bir sebep sonuç yani neden sonuç sorusu sormuş. Yukarıda da bize sebep sonuçla ilgili de örnek vermiş. Hangisi sebep sonuç cümlesi değildir diyor. Yok olması çok uzun zaman aldığı için plastikler çok zararlıdır. Plastikler neden zararlı? Neden, niye ya, niçin sorusunu sorduğumuza cevap veriyorsa orada sebep sonuç vardır. Uzun zaman aldığı için yani yok olması çok uzun zamanlara neden olduğu için burada ne vardır diyoruz. Evet, sebep sonuç ilişkisi vardır diyoruz. Biz sebep sonuç olmayanı bulacağız. Ağaçları çok sevdiğinden bahçesinde her bahar birkaç ağaç dikmek isterdi. Bahçesine neden birkaç ağaç dikmek istemiş?
Ağaçları çok sevdiği için sonucumuz var. Neden diye sorduğumuzda cevap verebiliyor mu? Ağaçları çok sevdiği için derken burada da ne var arkadaşlar? Sebep sonuç ilişkisi vardır diyorum. Peki devam edelim. Dün aldığım kitap akıcı olmadığı için kitabı bitirinceye kadar akla karayı seçtim. Kitabı bitirinceye kadar neden akla karayı seçmiş? Akıcı olmadığı için ne var yine burada? Sebep sonuç ilişkisi vardır diyoruz. Peki insan eleştiriye açık olmazsa insanın kendini geliştirmesi mümkün olamaz. Bir eylemin gerçekleşmesi diğerine bağlıysa biz buna ne diyorduk? Koşul sonuç cümlesi diyorduk. Peki bir de koşul sonuç cümlelerde SSA aranabilir olmazsa derken vardır. Peki ne cümlesidir öğretmenim? Koşul sonuç cümlesi hangisi sebep sonuç değildir diyor cevap Denizli. Peki 5. soruya baktığımızda noktalama işaretleriyle ilgili bir durumumuz var karşımızda. Peki yukarıda noktalama işaretlerinin şöyle bir yapalım. Noktalama işaretlerinin açıklaması ile ilgili durumlar var. Aşağıda da örnekler var. Bu açıklamaya göre noktalama işaretinin örneği yoktur diyor. Doğduğu, yetiştiği, beslendiği kültüre sırtını dönen sanatçı kalıcı olamaz. Öğretmenim, doğduğu, yetiştiği, beslendiği kültür ne var burada? Eş görevli sözcükler var. Eş görevli sözcüklerin arasında ne gelir? Birdir. Size de çok gezen mi, çok çalışan mı daha iyi bilir sorusunu hiç soruldu mu derken öğretmenim ne var burada? Soru iki veya soru sözü içeren cümlenin sonuna ne konur? Soru işareti konur. Bu da doğru. Şimdi ne zamandır burada bekliyorsun diye sorunca önce cevap veremedim derken tırnak içinde olmayan alıntı ifadelerden sonra ne kullanılır öğretmenim? Virgül kullanılır. Evet, burada da bekliyorsun dedi de aynı durum söz konusu. Şu durum var açıklamada. Tarihlerin arasında gün ve ay yılı gösterirken öyle bir nokta koyma deniyor. Peki C şıkkında yine bu ifademiz var. Peki Temmuz'un T'si büyük doğrudur ve rakamla yazıyla yazılmış. Herhangi bir nokta koymamıza gerek yok. Cevap ne? C şıkkı. Peki. Altıncı soruya baktığımızda kaç farklı anlamda kullanılmıştır diyor. Çok anlamlı bir sorusu. Çıkmak sözcüğüyle ilgili örnekler veriliyor. Yukarıda da diyor ki çok anlamlılık şudur ve örnek verelim diyor. Yaş kelimesinin örneğini veriyor. Peki bize çıkmak kelimesini soruyor. Bakalım kaç farklı anlamda kullanmış. Sabah işe gitmek için erkenden evden çıkıyordu. Ney bu? Bir yerden gitmek, ayrılmak, içeriden dışarı çıkmak. Yani o anlama gelecek şekilde kullanılmış bir değişik anlam var şu an. Gömleğindeki çay lekesi çıkmış, artık leke kalmamış. İkinci anlamımız var. Peki, öğretmenim başvurduğu yerden bir cevap çıkmayınca ne yapacağını bilemedi. Burada da çıkmak kelimesi haber almayınca, sonuçlanmayınca anlamında var. Kiracımız geçen hafta evden çıkınca artık ne? Taşınınca evden anlamı var. Kaç farklı anlamı oldu? Dört farklı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır diyoruz. Cevap D şıkkı. Peki, yedinci soru bir paragraf sorusu. Paragraf da bize şunu sorgulatıyor. Metnin konusu. Böyle sorularda anlatılan ne diye sorduğumuzda cevap alabiliyorsak evet burada metnin konusu budur diyebiliriz. Peki, diyor ki Akdeniz foklarının yok olmasından bahsediyor burada. Ve cümlelerimiz de bu şekilde başlıyor. Devam edelim. Şurada Akdeniz Fokunu hiç duydunuz mu? Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre de ülkemizde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan canlı türünden birisidir diyor. Ve devam ettiriyor, örneklerini veriyor. İzmir'in Foça ilçesinde görülmüştür diyor. Son olarak diyor. Peki metnin konusu ne? Neyden bahsediyor diye sorduğumuzda, şıklara baktığımızda Akdeniz foklarının yok olma tehlikesi yaşaması durumunda bahsediyor diyoruz. Cevabımız ne? A şıkkı diyoruz. Peki diğer bir soruya geçelim. 8. sorudayız. Evet, 8. soruda bir kişileştirme sanatı sorulmuş ve kişileştirmeye dair de bilgiler verilmiş yukarıda. Şimdi
C şıkkına bir gidelim. Dağlar yaylanın boz dumanları, eğilir yıldızlar öper çanları. Öğretmenim, insana ait bir özelliği insan dışındaki varlıklara veya kavramlara aktarmayı biz kişileştirme, diğer adıyla teşhis diyorduk. Eğilir yıldızlar öpermiş çanları. Öpme özelliği kime ait? İnsana ait. Yıldızlar hiç çam öper mi? Öpmez öğretmenim. Ne var burada? Kişileştirmeye başvurulmuştur diyoruz. Cevap C şıkkı. Peki 9. soruya baktığımızda bir atasözü var. Şu gördüğümüz durumlarda bize atasözünün açıklamaları verilmiş. Peki kartları boş bırakan yerlere getirilmek istenen atasözlerini soruyor. Hangisi yazılamaz bu açıklamalara göre diyor. Peki başarıya ulaşmak için birlik olmak gerekir diyor. Birlikte olmak. Peki neyle söylenir? Bir elin nesi var? İki elin sesi var atasözü uygundur. Herkes kendi çevresinde bir değer taşır ve sözünü orada geçirir. Yani her horoz kendi çöplüğünde öter diyoruz. B şıkkında eşleştirdik. Bir acıyı onu çekenden başkası tam olarak anlayamaz ve ona üzülemez. Ne? Atasözümüz ne? Ateş düştüğü yeri yakar diyoruz. Peki nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün. İşleyen demir pas tutmaz, bununla bir ilişkisi yoktur. Ne ekersen onu biçersin desek, evet atasözümüz bu olurdu. Cevap A şıkkı. Peki 10. soru bir, evet, görsel okuma, yorumlama, anlam bilgisine dair soru. Bir film var burada. Filmde akıllı işaretler durumundan bahsetmiş. Diyor ki, buna göre Gücür filmi numaralanmış akıllı işaretlerden hangisiyle işaretlenmelidir? Şimdi filmimiz şu. Umut'la ilgili başrollerinde Umut var. Umut henüz çocuk olsa da aslında teknolojik cihazları çok iyi bilir ve kullanır diyor. Buna rağmen zamanını hiçbir zaman, yani elektronik oyunlara da fazla harcamaz diyor. Ve 9 yaşında olmasına rağmen yapabildikleri insanları kendisine hayran bırakır. Umut'un bir sorunu varmış. Onu da şöyle açıklıyor. Annesini hiç görmemiş. Bunu bulmak için de diyor teknolojik aletleri kullanır diyor. Ufak tefek izler bulmaya başlar. Edindiği bilgilerden yola çıkarak da diyor annesini doğum gününde İstanbul'da bulur diyor. Konusu bu. Konusundan bahsetmiş. Peki şiddet ve korkuya dair burada bir ifade var mı? Filmde bahsettiğimde yok. Olumsuz bir örnek oluşturacak yok. Nerede? Şurada diyor ki hani elektronik aletleri çok iyi bilir, tamam, ama elektronik aletleri iyi bilmesine rağmen zamanını da nasıl harcar, düzenli bir şekilde kullanılır diyor. Burada olumsuzluk içeren bir yargı da yoktur diyoruz. 18 yaş ve üzeri içindir diyor. Hayır, ilk önce 9 yaşında başlıyor. 10 yaşına geliyor. Tam doğum gününde de annesini buluyor. 18 yaş ve üzeri değil. Peki bunu biz neyle? Bütün herkese seslendiği için genel bir izleyici kitlesine ulaşır diyoruz. Cevap ne? D şıkkı. Peki 11. soru. Bir afiş var. Afişle ilgili bize diyor ki kaç numaralı bilgi afişin başlığıyla ilgili değildir. Yani doğrudan ilişkili değildir diyor. Afişimiz şu. Plastik ambalaj atıkları da artık geri dönüştürme, yani dönüştürüldüğünde yararından bahsedilmiş. Türk ekonomisine de 3 milyar dolar da kazandırmıştır diyor. 2019'da, yani bir önceki yıla göre diyor, atık geri dönüştürülmüştür diyor. Evet, zaten plastik ambalaj atıkları ile ilgili afişimiz var burada, geri dönüşümle ilgili bir doğrudan ilişkilidir. 8 milyon kişinin diyor plastik atığı geri dönüştürdü. Evet, zaten atığı geri dönüştürmeyle ilgili doğrudur. Türkiye'deki yılda yaklaşık 3 milyon ton plastik ambalaj malzemesi üretilir diyor. Evet, bu da doğru. Fakat diyor ki şurada, plastik ürünlerin yok olması 1000 yılı bulur. Biz burada yok olma tehlikesi, yani 1000 yılı aşma, 1000 yıl bulmayla ilgili bir durumdan bahsetmiyoruz. Yani doğaya atılan plastik ürünler nasıl yok olur, kaç yılda yok olur, bu afişle ilgili bir durum değil, doğrudan ilişkili değildir diyoruz. Cevabımız ne? B şıkkı. Peki 12. soruya baktığımızda bir hikaye soruyor aslında. Yukarıda hikayenin tanımı veriyor. Hangisi
olamaz diyor. Diyor ki yaşanmış veya yaşanabilir olaylar olması, kişi yer ve zaman bütünlüğü içinde de bunun durumun gerçekleşmesi lazım diyor. Aslı birkaç gündür işe gelmiyordu diye cümlesiyle başlayan paragrafta öğretmenin bu yaşanmış ya da yaşanabilir bir olay olabilir. Evet, zaman bütünlüğü, yer bütünlüğü içinde kişinin olaylar örgüsünün gerçekleştiği bir durum var mı? Var. Hikayeden alınmıştır diyorum. Beni unutmuştu bile. Koşarak uzaklaştı yanımdan. Evet, kahraman bakış açısı ile bile, kahraman bakış açısı ile yazılmış. Ve yaşayan kendisini zaten olayı bizzat kendisi aktarmış bize bu durumu ve bu hikayeden alınmıştır diyorum. Peki neden gelmediğini herkes merak etti. Söylediklerimizi kızacak, onu üzecek bir kelime yoktu. Bizi niçin böyle davrandığını bilmiyorum diyor. Yine de bu durumun bitmesini istiyorum. Çünkü o benim en sevdiğim arkadaşım. Arkadaşıyla olan ilişkisini bir anlatıyor bize. Öyle bir kişi yer ve olay bütünlüğü içinde gerçekleşen bir durumdan bahsetmiş. Peki hikayeden alınmıştır diyoruz. Fakat D şıkkında bu hikayeden alınan bir metin değil. Kurt var burada, minik kuzu var ve bunun olayı anlatılıyor ve en fazla biz buna ne diyebiliriz? Masaldan alınmıştır diyebiliriz. Peki 13. soruda kurallı bir anlamlı bir cümle oluşturulduğunda hangisi olur diyor. Tek tek numaralandırılmış şekilde verilmiş. Bizden kurallı bir cümle istiyor. Şu durum aslında çok bilindik bir cümle. Baktığımızda ilk önce sonuca odaklanın dedim. Şimdi baktığımızda evet kadardır kelimesiyle itibariyle sonuca odaklandım. Peki 1 ve A ve C'de bu durum söz konusu fakat yine tek tek anlamlı olması için A ve C'yi denediğinizde şu söz konusu oluyor. 4, C şıkkı 4'le başlıyor. Ne kadar çok evet bilirsen bil. Ne kadar çok bilirsen bil. Anlatabildiklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır diyor. Ne kadar çok bilirsen bil, anlatabildiklerin karşındakinin anlayabileceği kadar cevap C şıkkı. Peki 14. soruda bir görselden hareketle bu metni oluşturun diyor. Hangisi olur diyor. Bizim sokakta hayat çok canlıdır. Akşama kadar oyunlar oynanır ve bu sokaktaki evlerde renkleri yeşil, kırmızı, mavi bir diyor. Evet çok canlı çocuklar oyunlar oynuyor dışarıda renkleriyle de bunu anlatmış. A'dır diyoruz fakat B ve C D şıklarına da tek tek bir bakalım. Şimdi B şıkkında bütün çocuklar kardeş gibi tamam devam, güzelce anlatıyor. Fakat sokağa park edilen araçlar diyor. Araçlar burada var mı? Yok. O yüzden B şıkkına iniyorum. Yine en canlı sokaklardan biri evet bakkal var. Ses diyor ki bakkal vardı kahve vardı. Bakmayın bugünkü sessiz görünümüne. Sessiz falan değil gayet neşeli, eğlenceli, sesli diyoruz. Yani bunu da dedim. Bugün diyor ki bütün şehri betonlar sarsa da bizim sokak ağaçlıktır diyor. Ağaçlık ifadesi resimde rastlamıyoruz. Cevabımız ne? Ağaçlık. Peki 15. soruda Nobel Kimya Ödülünü alan Aziz Sancar ile ilgili hangisinin cevabı yoktur diyor bu paragrafta. Şimdi şuradan itibaren okumaya başlayalım. Amerika'ya giden ve çalışmalarını burada sürdüren Sancar hücrenin onarılması konusunda çalışmalar nedeniyle ne ödülünü almış? Nobel Kimya Ödülünü almış. Peki ne zaman almış Aziz Sancar bu ödülü? Nisan ayında almış. Nerede? İsviçre'nin Stockholm şehrinde, başkentinde düzenlenen törenle almış. Peki nerede almış? Verdi cevabını. Niçin verilmiş bu ödül? Hücrenin onarılması konusunda yaptığı çalışmalar sebebiyle verilmiş. Ne zaman alınmış? Nisan ayında almış. Fakat kim tarafından verildiğine dair bir bilgi yoktur. Cevap C şıkkı. Peki 16. soruda bize öznel ve nesnelliğe dair bir soru var karşımızda. Öznel bilgiler evet kişinin neyini içeriyordu? Kendi görüşlerini. Nesnel bilgiler de kanıtlanabilir bilgilerdi. B'ye baktığımızda bazı metalleri çekme özelliğinden dolayı bütün çocukların en çok ilgisini çeken maddelerden birisi mıknatıstır. Bazı çocukların çok ilgisini çekebilir ama bazı çocukların çekmeyebilir. Yani bütün çocuklar deyip burada genelleştirilmeye gidilmiştir. Öğretmenim öznel bir yargıdır diyorum. Cevap Bursa. A, C ve D'de nesnel bir içerik vardı bunu kanıtlayabiliriz. Diğer bir sorumuza geçtiğimizde 17. soruda yazım kuralları ile ilgili
yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Yukarıda da açıklaması verilmiş, bu kurallara uygun da örnekler vermiş. Hangisinde yazım yanlışı yapılmış? Ahmet dayım hafta sonları balık tutmaya gider derken buradaki D'yi büyük yazmış. Akrabalık bildiren sözcükler nasıl başlar? Küçük başlar. Evet, burada yazım yanlışı vardır diyoruz. Peki, kayı boyu et, boy millet atları büyük, evet D'sini nasıl yazarım burada? Küçük, tamlama kurmuş. Burada öğretmenim yazım yanlışı yoktur diyoruz. Yine devam edelim. Köy muhtarı Hasan Çavuş derken, öğretmenim şu durum söz konusuydu. Özel isimden sonra gelen saygı sözleri, rütbe adları, lakaplar büyük başlar. Şimdi Hasan Çavuş verdim rütbemi. Öğretmenim bir şeysi nasıl olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. 1 ve 3 diyorum. Yazım yanlışı yapılmış. Peki, Sayın Ali Öztürk derken saygılık bildiren sözcüğüm de büyük başlamış, özel isimlerim de büyük başlamış. Cevabımız net 1 ve 3. Diğer sorumuza geçtiğimizde 18. soruda asıl anlatılmak istediğini soruyor, yani verilmek istenen mesajı soruyor bize. Diğer soruda paragrafın konusunu soruyordu. Burada vurgulanmak istenen mesaj nedir diyor. Beton denilen aklınıza hemen inşaatlar gelir. Keşke öyle olsa, insanlar beton inşaattan arttı, nereye dökelim diye düşünmüşler. Parkları, bahçeleri bulmuşlar ve dökmüşler diyor. Parkların, bahçelerin yerine artık yüksek yüksek binalar almış. İşte sonra da bu kentleşme, buna artık kentleşme adını verdik diyor. Çocuklar oyun alanı, nefes alacak yerler, yeşil alanlar kalmadı. Her yeri beton ormanına çevirdik. Oysa şehirlerimiz yeşille iç içe, her türlü tesisin planladığı yerler olmalıydı. Kentleşme bu başlık altında değerlendirilmemeliydi diyor. Şimdi şıklara baktığımızda verilmek istenen mesajı şöyle görüyoruz. Kentleşme, betonlaşma olarak anlaşılmamalıdır. Yani beton yılına dönmemelidir diyor. Cevabımız B şıkkıdır. Peki, 19. soruda iki tane gülle menekşe bitkilerle ilgili bir durum anlatılmış. Bu metindeki ortak özelliklerinden biri değildir diyor, soruyor bize. Şimdi yarı gölgeli ve rüzgarsız ortamı sevmeleri. Her iki durumda da anlatılmış bu ifade. Şimdi yarı gölgeli ve rüzgarsız ortamı menekşe seviyormuş. Peki rüzgar almayan yarı gölgeli, burada da bu ifadeye ulaşabiliyoruz. Peki buna ulaşılır. Yabani olarak da yetişebilmeleri, yabani olarak da göl yetişebilir. Peki menekşe de aynı durum söz konusu muydu? Yabani olarak da yetişebilirdi. Hoş kokulu ve güzel görünümlü olmalı ifadesi burada da vardı. Güzel görünümlü ve hoş kokuluydu. Peki bile bakalım, güzel ve ilk ifadede de var, hoş kokuluydu diyor. Her ikisinde de var. Çiçeklerin mavi, kırmızı ve mor olması diyor. Her ikisi için söyleyemeyiz. Menekşe mor, mavi. Gül içinde gül, kırmızı rengimiz var. Beyaz, pembe, sarı ve turuncu. Yani mavi ve mor yok. O yüzden cevabımız A şıkkı. Peki 20. soruda kurabiye iç malzemeleri diye ifadeler verilmiş. Diyor ki bu tarif güzelce uygulandığında, yani listedeki ki tüm malzemeleri kullanmak istediğimizde, yani kullandığımızda nasıl bir bütünlük oluştururuz diyor. Şimdi bakalım C şıkkına, margarini pudra şekeriyle yoğuracağım. Evet, margarini kullandım, pudra şekerini kullandım. Sonra un ve kabartma tozu ekleyeceğim üzerine. Onu da kullandım, üzerine de kabartma tozu ekledim. Sonra o iyice kulak memesi haline döndükten sonra küçük parçalar halinde kavuracağım ve üzerine de yumurta sarısı süreceğim diyor. Tabii ki yumurta sarısını da kullandım. Bütün malzemelerin kullanıldığı paragraf metinlerde C şıkkındadır diyoruz. Cevap C arkadaşlar. Evet, burada sona ermiştir soru çözümümüz. Merhaba arkadaşlar, 5. sınıf sosyal bilgiler deneme çözümünde bir aradayız. İlk sorumuzdan hemen başlıyoruz arkadaşlar.
Sema öğretmen sınıfa getirdiği yukarıdaki haritayı tahtaya astıktan sonra şunları söylüyor diyor arkadaşlar. Fiziki haritanın tanımını yapıyor, neler olduğundan bahsediyor. Ve diyor ki Sema öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiş olabilir diyor. Şimdi Sema öğretmenin sorusu şu arkadaşlar. Ülkemizin de yükseltinin en fazla olduğu bölge hangisidir diyor. Arkadaşlar bunu çok iyi biliyoruz ki ülkemizde yükseltinin en fazla olduğu bölgemiz Doğu Anadolu bölgesi olacak. O yüzden cevabımızı kim doğru olarak vermiş? Doğu Anadolu bölgesiyle Ece, yani A seçeneği cevabı doğru vermiş. İkinci soru. Aşağıda Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarından bazılarına ait önemli çalışmalara yer verilmiş. Sümerlerden bahsetmiş, Lidyalılardan, İyonlardan ve demiş ki bu uygarlıkların insanlık tarihine aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik katkı sağladığı söylenemez. Arkadaşlar çivi yazısını icat etmek, tarih çağlarını başlatmak ne ile ilgilidir burada? Yine kültürel anlamda bir durum vardı. Bir yazıyı bulmak arkadaşlar. Parayı icat etmek, para bize ne işte yarar? Ekonomide yarar. Bunu da alabiliriz. Matematik, felsefe, astronomi, tıp, tarih gibi birçok alan, birçok çalışma yapılması bize neyi gösterir arkadaşlar? Bu coğrafyalarda bilimden bahsedildiğini gösterir, bilimin geliştiğini. Ama arkadaşlar hiçbir ordu, savunma, asker, savaşla ilgili bilgi verilmediği için bizim yanlış cevabımız dışarıda kalan C seçeneği olacak. Üçüncü sorumuz da arkadaşlar, buna göre Ali ile ilgili hangisine ulaşılamaz denilmiş? Ali arkadaşlar babası tarafından oğlum diye, dedesi tarafından torunum diye, kardeşi tarafından abim diye çağırıyormuş. Sınıfta sınıf başkanım diye çağırıyormuş ve okulda bir öğrencidir Ali. Temiz ve düzenli, sınıfta eğitim alma hakkının olduğunu söylüyor ve başarılı olabilmek için de Ali ödevlerini zamanında yaptığını söylüyor. Okul kurallarına uymaya çalışsa da bazen Ali okula geç kaldığını söylüyor. Yani tam dört dörtlükte işini yerine getirdiği söylemiyor ama tam yapmadığını da söylemiyor. Hangisine ulaşılamaz deniliyor. Şimdi baktığımızda eğitim hakkından yararlanmakta mı? Evet arkadaşlar. Aynı anda farklı rollere sahip mi? Evet, torun, abi, başkan, oğul, çok kolay. Bazı sorumluluklarını aksatmaktadır. Doğru arkadaşlar, Ali bazı sorumluluklarını şu cümlede bahsettiği gibi, Ali şurada bahsettiği gibi arkadaşlar bazı sorumluluklarını aksatıyormuş. Rollerinin gerektirdiği sorumlulukların farkında değildir. Arkadaşlar biz bu cümlede anlatılanlara göre Ali hiçbir rolünün farkında değildir diyemeyiz. Çünkü kendilerinin, yani başkalarının Ali'ye nasıl hitap ettiklerini, nasıl seslendiklerini biz anlayabiliyoruz. Ali de bunların farkında. Cevap D seçeneği olacak. Bu soruda arkadaşlar tarihi eserlerin özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir diyor. Bakalım. Malabadi Köprüsü demiş ve Galata Kulesi demiş arkadaşlar. Bu soruda diyor ki insanlar tarafından oluşturulma. Evet arkadaşlar, tarihi eserlerimiz insanlar tarafından oluşturulan ürünlerdir. Geçmişte yaşamış uygarlıklardan kalma. Evet, adı üstünde tarih, geçmiş, geçmişte kalanı tarih deriz. Bu da doğru. Geçmiş dönemler hakkında bilgi edinilmesini sağlama. Evet arkadaşlar, kimler yaşamış, kim yapmış, mimari, mühendisi kimdir, hangi çağlarda yaşamış, ne tür yapı kullanmış, birçok bilgi sağlamada bize fayda sağlayabilir. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Beşinci soruda arkadaşlar, bu haberden hareketle halk oyunlarımız ile ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir diyor. Şimdi yöreden yöreye farklılık gösterdiği diyor arkadaşlar. Halk oyunlarımızın yöreden yöreye farklılık gösterdiğini biliyor muyuz? Biliyoruz arkadaşlar. Geleneksel dallarda Ankara'da, Artvin'de, Batman'da, Bursa'da, Diyarbakır'da, Isparta, İzmir, Manisa, Trabzon, Samsun, Tekirdağ ve Van yörelerine ait farklı farklı sosyal ve kültürel folklor ekibi olduğundan, halk oyunu olduğundan bahsediliyor. Farklı kültürlerden etkilenerek oluştuğuna, arkadaşlar bu cümleye bakarak bu halk oyunlarının hangi kültürlerden etkilenerek oluşturulduğuna dair herhangi bir bilgimiz yok. Zaman içinde değişime uğradığı, arkadaşlar yine bu halk oyunlarına bakarak zaman içinde ne tür değişimlere uğradığına yönelik yine bir şey yok.
O yüzden ulaşabileceğimiz tek seçenek A seçeneği yöreden yöreye farklılık gösterdikleri olacak. Evet arkadaşlar, iki tane Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü, bir tane de anayasanın 73. maddesiyle ilgili bir sorumuz var. Ve soru da diyor ki, aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bireye kazandırdığı tutum ve davranışlardan biridir diyor. Biliyoruz ki arkadaşlar, sosyal bilgiler size birçok alanda birçok farklı şey kazandırma amacıyla yapılan bir derstir. Anayasanın 73. maddesine göre herkes kamu giderlerini karşılamak, mali gücüne göre vergi vermekle yükümlüdür. Biliyoruz ki vergi bir devletin neyidir? Temelidir arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü, askerlik nasıl bir vatan vazifesi ise vergi de bir vatan vazifesidir diyor. O zaman burada da bir sorumluluk var. Devletin görevlerini yerine getiren hükümetin bu görevleri yapabilmesi için vatandaşların da devlete karşı bir takım sorun ve yükümlülükleri var diyor. Yine bir görevden, sorumluluktan bahsediyor. O zaman bizim cevabımız ne olacak arkadaşlar? Sürekli görev ve sorumluluktan bahsettiği için ülkemize karşı görev ve sorumluluklarımızın farkına varma gibi bir kazanımız sosyal bilgiler bize ne yapıyor? Anlatıyor ve bunun sayesinde öğrenebiliyoruz. Cevap A seçeneği. Yedinci sorumuz da arkadaşlar, Ebru haritasına bölgenin aşağıdaki unsurlarından hangisini yazarsa haritası fiziki harita olma özelliğini kaybeder diyor. Arkadaşlar, bir fiziki haritada göllerden bahsedebiliriz, platolardan bahsedebiliriz, dağlardan bahsedebiliriz. Ama illerden asla bahsedemeyiz. Çünkü iller hangi tür harita grubuna giriyor? Tabii ki siyasi harita. İller, köyler, kasabalar, ülke sınırları, bunlar siyasi haritadır. Cevabımız D seçeneği olacak. Sekizinci soruda arkadaşlar, kültürel unsurlarımız var. Halk oyunlarından bahsetmiş, düğünlerden bahsetmiş, mimari yapıdan bahsetmiş ve demiş ki geçmiş dönemde böyleydi, günümüzde ise böyle demiş. Ve soruda bize şunu soruyor. Bu tablodan yararlanarak kültürel unsurlarımız ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Birlik ve beraberliğimizi güçlendirir. Arkadaşlar, biz buraya bakarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğine dair herhangi bir şeyden ne yapamayız? Bahsedemeyiz. Evet, gerçekte bunlar birlik beraberliği güçlendirir ama burada öyle bir ibaremiz yok. Tüm yörelerimizde aynı özellikle sahiptir. Arkadaşlar, halk oyunlarımız, düğünler, mimari yapılar aynı özelliklere sahip değildir. Farklı bölgelerde, farklı yörelerde, farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Çeşitli değişimlere uğramıştır. Zaten arkadaşlar, konu başlığında da bahsedilen bu. Geçmiş dönem ve günümüz döneminden bahsediyor. Cevabımız B seçeneği, yalnız 3'e ulaşmak olacak. Dokuzuncu soruda arkadaşlar, bu haberden hareketle kültürel değerlerimizden olan şenlikler ile ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Birlik, beraberlik duygusunu pekiştiriyor. Evet arkadaşlar, buna ulaşabiliriz. Bakın, Ovid'deki, Rize'deki şenlikler 250 bin kişiyi ağırlamış zamanında. Şenlikler eğlencenin doluğa çıktığı bol horonlu Karadeniz şenliklerinden biri oluyor. Arkadaşlar, burada İnsanlarda birlik beraberliği sağlamak, bakın 250 bin kişiden bahsediyorum, ciddi anlamda yüksek bir rakam. Bir birlik beraberlik duygusu pekişiyor ki her yıl insanlar oraya gidiyor. İnsanların kaynaşmasını ortam hazırladığı, evet arkadaşlar, bir horon oynamak, bir horon sırasına girmek, horon esnasında konuşmak, orada kalabalıkta insanlarla sohbet etmek, tanıdıklarımızı, tanımadıklarımızla iletişime geçmek bir kaynaşım ortamı sağlar. Ülke ekonomisine zarar verir. Tam tersi arkadaşlar, 250 bin kişinin bahsettiği bir yer, turistik bir yer olduğunu düşünün. Bakın, ünlü bir yayla. Tam tersi, yurt dışından gelen turistlerimiz de vardır. Tam tersi, ekonomiye can veren, ekonomiyi kalkındıran, ekonomiye bir nebze de olsa katkısı olan şeylerdir şenlikler, festivaller. O yüzden 1 ve 2'yi alıyoruz, 3'ü alamıyoruz. Bize ulaşılabilir dediği için cevabımız B seçeneği olacak. Ve son sorumuz, sosyal bilgiler 5. sınıfta arkadaşlar. Bu diyalogda iklimin aşağıdakilerden hangisine olan etkisi ön plana çıkmaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar, Ayşenur adlı bir çocuk babasıyla bir diyaloğa giriyor. Ve Ayşenur diyor ki,
Babacığım ben muz fidanı dikmek istiyorum ve babası hemen şunu söylüyor. Muz kış mevsiminin ılımıp geçtiği yerlerde yetişir. Oysa biz Eskişehir'de yaşıyoruz. Burada kışlar çok sert ve soğuk olduğu için muz dikersek burada büyümez diyor. O zaman arkadaşlar ilk cümleye baktığımızda bir muzun bir bitki olduğunu, kış mevsiminin de bir iklimsel faaliyet olduğunu, iklim durumu olduğunu düşünürsek direkt cevabımız kendini gösterecek. Burada ön plana çıkan durumdan bahsediyor. Yetiştirilecek tarım ürünlerine iklimin etkisinden bahsediliyor. Yani cevabımız B seçeneği olacak. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Evet çocuklar, din kültürü sorularını çözmeye başlayalım. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisinde orucun bozulduğu söylenebilir diyor. Şimdi orucu bozan durumları anlatmıştım. Vücudun böyle birbirinden kanaması, kesinlikle çocuklar bu orucu bozmaz. Abdest alırken ağzı 3 defa suyla yıkanması bozmaz. Çünkü bu zarurettir, abdest almak gerekir. İftar vakti gelmeden önce yemek yenmesi kesinlikle orucu bozar. Çünkü oruç iftar vaktinde bitmesi gerekir çocuklar. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dünyanın ortalama sıcaklığı yaklaşık 19 santigrat derecedir. Yani birçok canlının yaşaması için oldukça uygundur. Bu durum dünyanın güneşe olan uzaklığı ile ilgilidir. Bu mesafe öyle bir ölçüyle ayarlanmıştır ki eğer dünyaya ulaşan güneş enerjisinde %10'luk bir azalma olsaydı dünya buzullarla kaplanırdı. Eğer güneş enerjisi aynı derecede artsaydı bu durumda da sıcaklıktan kavrulur ve hiçbir canlı yaşamazdı. Yani burada neyden bahsediyor çocuklar bize? Evrendeki müthiş bir düzenden bahsediyor. Şimdi B şıkkını direkt eledim. Her gezegenin sıcaklığı bunu da eledim. İnsan inanan ve akıllı bir varlık. Doğru bir cümle ama yukarıda benden ondan bahsetmiyor. Sadece ne dememiz gerekiyor çocuklar? Evrende mükemmel bir düzen vardır. A şıkkı deyip geçmemiz gerekiyor. Üçüncü sorumuza bakalım hemen. Buna göre aşağıdaki verilenlerden, eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi ders çalışan öğrenci Allah zihni açıklığı versin denir. Hasta ziyaretinde bir kişiye Allah şifa versin de denir. Yola çıkan bir kişiye hayırlı yolculuklar da denir. Bir yakın ölen kişi Allah rahatlık versin değil, Allah rahmet eylesin denir çocuklar. Yanlış olan D şıkkıdır. Ve dördüncü sorumuza bakalım. Umarım soruları dikkatli bir şekilde okuyarak çözmüşsünüzdür. Yukarıdaki dua Ramazan ayında aşağıdaki hangi vakitte yapılır? Ne diye dua ediyor çocuklar? Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Orucun açma vaktine ne diyoruz çocuklar biz? İftar vakti diyoruz. Yani C şıkkı diyoruz. Hemen beşinci sorumuza geçelim. Bu ayetlerde Allah'ın aşağıdaki hangi sıfatlarına değinilmemiştir? Güzel bir soru çocuklar. Bizim sürekli Allah'ın sıfatlarını öğrenip tekrar edebilmemiz için de gerçekten bu sorular bizim için çok çok önemli oluyor. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. İşiten ne oluyor çocuklar? Semi sıfatı, görmek ise basar sıfatı. Burada semi ve basardan bahsetmiş. Şüphesiz sen duaları işiten, yine işitmek neydi çocuklar? Semih sıfatı Allah'ın. Maksat ve niyetleri bilensin. Bu da nedir? İlim sıfatıdır çocuklar. Basar var, ilim var, semih var. Tekvin sıfatı yok. Çünkü neden? Tekvin yaratma sıfatıydı Allah'ın. Subuti sıfatlardan bir tanesi. Yani doğru cevabımız A şıkkı oluyor çocuklar. Altıncı sorumuza bakalım hemen. Bu ayette vurgulanan ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gözler onu idrak edemez. Halbuki o gözleri idrak eder. Yani Allah bizim görmek için göze ihtiyaç duyduğumuz şekilde bir ihtiyaç duymaz. Her şeyi görür çocuklar. Allah kullarına karşı merhameti sonsuz olandır. Doğru bir cümle ama yukarıda ondan bahsetmiyor. Biz Allah'ı göremesek de o kullarının yaptıklarını görür. İşte çocuklar. Bu kesinlikle ve kesinlikle bizim doğru cevabımız. Çünkü Allah'ın burada hangi sıfatından bahsediyor? Basar sıfatından bahsediyor. B'de de yine görmesinden bahsettiği için doğru cevabımız B şıkkı oluyor.
Hemen 7. soruya geçelim çocuklar. Bu metinde orucun aşağıdaki verilen faydalarından hangisi de değinilmemiştir diyor. Oruç ibadetinin birçok faydası vardır. Öncelikle insana sabırlı olmayı öğretir. Oruçlu kişiler gün boyu helal olan birçok şeyden uzak durarak iradelerine hakim olmuş olurlar. Oruçlu olan zengin kişiler de yoksul insanların istedikleri şeyleri alıp yiyemediklerinde ne hissettiklerinde hayranlarlar. Bu nedenle de fakirlere karşı daha anlayışlı, daha yardımsever davranırlar. Şimdi bu soruda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kişiye sabrı öğretir kesinlikle. Çünkü bize ne demiş çocuklar? Yukarıda sabırlı olmayı öğretir vermiş. Kişiye sevap kazandırır. Doğru ama yukarıda bahsetmemiş. Doğal olarak çocuklar doğru cevabımız bu. Diğer şıklardan ikisine de değinmek istiyorum. Kişi iradesine hakim olmasını öğretir. Evet, çünkü metinde ne yazıyordu çocuklar? İnsanın diyordu iradesine sahip çıkması, iradeli bir insan olmasını sağlar diyordu. Buna da ulaşıyoruz. Zenginin fakirin durumunu anlamasını sağlar. Kesinlikle burada zengin kişilerden de bahsetmiş. Doğal olarak çocuklar B şıkkımız bizim doğru cevabımız oluyor. Din kültür sorularında şunu unutmayın. Cümle doğru olabilir veyahut da size mantıklı gelebilir ama paragraf sorusu gibi değerlendirmeniz gerekiyor çocuklar. Yukarıda anlatılan ana fikirle mutlaka örtüşmesi gerekiyor. Hemen 8. soruya bakıyorum. Hazreti Davud'un aleyhisselamın duasında aşağıdakilerden hangisini istediği söylenemez diyor çocuklar. Hazreti Davud çocuklar biliyorsunuz zebur alan peygamberimizdi. Hazreti Musa'dan sonra kitap veriliyordu kendisine. Allah'ım senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgini ulaştıracak amel iste. Allah'ım senin sevgini bana kendimden, ailemden ve serin sudan daha sevimli. Niye serin su diyor? Çünkü Hazreti Davud çocuklar soğuk su içmeyi seviyor. Şimdi söylenemez. Allah'ın sevgisini kazanmayı istemiş. Allah'ın sevgisine ulaşmayı sağlamayı sağlayan iyi işler yapmayı, evet bunu da istemiş. Allah'ın sevgisinin herkesin sevgisinden daha yüce olmasını istemiş, kendisinden daha çok Allah'ı sevmeyi istemiş. Günahlarının bağışlanması ise yukarıda verilen duanın içerisinde yer almadığı için çocuklar bu sorunun doğru cevabı da denizli şıkkı oluyor. Hemen 9'a bakalım çocuklar. Buna göre diyor, Kerem babasına dua ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisini sormuştur? Bakalım Kerem ne sormuş? Kerem babasına dua ile ilgili bir soru sormuştur. Bunun üzerine babası Kerem'e peygamberimizin şu hadisini okumuştur. Ey insanlar, seslerinizi yükselterek dua etmeyiniz. Çünkü siz ne sağır olan birine söylüyorsunuz ne de uzakta bulunan birine sesleniyorsunuz. Siz işitenlerin en iyi işitenine ve size en yakın olan Yüce Allah'a dua ediyorsunuz. O her zaman sizinle beraberdir. Yine çocuklar burada Allah'ın semi sıfatından bahsetmiş. Allah'a ne için dua etmeliyiz? Değil. Allah'a nasıl dua etmeliyiz? Evet. Allah'a ne zaman dua etmeliyiz? Hayır çocuklar bundan bahsetmemiş. Nerelerde dua etmeliyiz de değil. Bursa bizim doğru cevabımız olması gerekiyordu. Nasıl dua edeceğiz? Kendi içimizden samimiyetle dua edeceğiz. Bundan bahsediyor çocuklar. 10. soruya bakalım hemen. Gazetede aşure günleri düzenlenmesinin aşağıdaki hangi yönde vurgu yapılmıştır diyor çocuklar. Anadolu'da bir ilimizin belediyesi tarafından 17. kez gerçekleştirilen aşure günleri kapsamında kent meydanında vatandaşlara aşure dağıtılmıştır. Belediye başkanı bu tür kutsal gün ve geceler insanların kaynaşmasında önemli bir rol üstlenmektedir demiş. Buraya dikkat edin çocuklar. Önemli bir rol üstlenmiş. Biz de bu vesileyle halkımızın bir araya gelmesini sağlıyoruz. Hem onlara bir selam vermeyi hem de bu kültürün yaşatılmasına vesile olmayı önemsiyoruz. Hangi ayda yapılıyordu çocuklar aşure? Muharrem ayında. Muharrem ayında yapılıyordu ve birlik beraberliği sağlıyordu. Toplumun birlik ve beraberliğe katkı sağladığına kesinlikle değinilir. Kültürümüzdeki yeri bu biraz daha geri planda kalıyor. Aşure'nin kutsal bir gece olduğuna değinilmiyor. Muharrem ayının daha bereketli geçmesi için olduğundan değinilmiyor. Ana düşündüğü çocuklar toplumda birlik ve beraberliğe katkı sağlamak olduğu için bu sorunun da doğru cevabı A şıkkı oluyor ve bu şekilde biz ne yapıyoruz çocuklar? Soru çözümümüzün sonuna geliyoruz. Umarım soruları çok dikkatli bir şekilde okumuş ve başarılı bir şekilde çözmüşsünüzdür.
Hepinize iyi günler diliyorum çocuklar. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, bugün sizinle 5. sınıf deneme sorularını çözeceğiz. Birlikte cevap anahtarlarına bakacağız. Birinci sorudan başlayalım. Evet, ne diyoruz bu soruda? What time does Peter go to school according to the chart? Yukarıda bir tablomuz var. Bir arkadaşımızın, yani Peter'ın günlük rutininden, hangi saatte yaptığından bahsediyor. Bize neyi sormuş? Okula kaçta gittiğini sormuş. Bakıyoruz. Okul yazısı burada zaten. Okula gittiği yer burası. Saati kaç peki? Saat 9'a çeyrek var. Bunun İngilizce'de nasıl söylüyorduk biz? Quarter to nine. Bu da gördüğünüz gibi C şıkkında var. O yüzden cevabımız direkt C şıkkı çıkıyor. Bir sonraki sorumuz biraz uzun. Ne vermiş bize? Fred ve Katie diye iki arkadaş vermiş. Hangi oyunları sevdiğini, hangilerini sevmediklerini yazmışlar. Buna göre de bir cümle oluşturmuşlar. Bu cümleler iki boşluğu doldurmamızı istemişler. Şimdi bakıyoruz ilk boşluğa. Ama o hopscotch'u sevmez. Yani seksek oynamayı sevmez. Zaten iyi dediği için erkek olanı almamız lazım. Yani Fred'e. Fred hopscotch'u sevmiyordu. Ama neyi seviyordu? Bu oyun neydi? Dodgeball. Bakıyoruz şıklar içinde. Dodgeball hangisinde var? Sevdiğini söylediği dodgeball hangisinde var? Bir B şıkkında var. Bir de D şıkkında var. İkinci kısma bakıyoruz şimdi. Burada da Katie'den bahsediyor. Sevdiği oyunun körel olduğunu söylüyor. Sevmediği oyun ise Chinese Whisper. Yani kulaktan kulağa oyunu. Bu da gördüğünüz gibi D şıkkında var. O yüzden cevabımız da D oluyor arkadaşlar. Hemen üçüncü soruya geçiyorum. Yine ufak bir paragraf, paragrafta bir boşluk. Soru da bizden ne istiyor? En iyi tamamlayan cümle hangisidir diye sormuş. Leo ve Randy'den bahsediyormuş. Bakalım bir neden bahsediyor. Merhaba, ben Leo demiş. Kardeşim Randy ve ben öğrenciyiz. Ben 11 yaşındayım, o 15 yaşında. Farklı okullara gidiyoruz. Genellikle saat 7'de kalkıp kahvaltımızı yapıyoruz. Sonra da 7.45'te evden ayrılıyoruz demiş. Sonra bir cümle söylemiş. Çünkü onun okulu şehrin dışında. Onun okulu şehrin dışında olduğu için bir şey yapıyor sanırım o. Devam edelim. Babam beni okula götürüyor. Benim okulum babamın ofisine çok yakın demiş. Randy'ye bakıyorum. Randy otobüse biniyor. Demek ki buna göre bir şey söylemem lazım. Ben demiş zaten. A şıkkını eledik. Randy her zaman okula otobüsle gider. Hem resmi tamamlıyor hem buraya uyuyor. O her zaman okula otobüsle gider. Çünkü onun okulu kasabanın biraz dışında cümlesinde tam tamamlamış oluyor. Burada zaten Randy elini yüzünü yıkarıyor. O yüzden gider. D şıkkında da üzerimizi giyeriz diyor. Bu da tam olarak oturmadığı için cevabımız B şıkkı oluyor arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Diyalog vermiş. Ne demiş? Buna göre bu diyaloğu tamamlayan en iyi ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. En sevdiğin hobin nedir diye sormuş Elizabeth. Harvey ne demiş? Origami yapmak. Üzgünüm, ben bilmiyorum bunu demiş. Yani origaminin ne olduğunu bilmiyorum demiş. O zaman Harvey'nin ne yapması lazım? Origami'nin ne olduğunu açıklaması lazım. Bakalım hangi şıkta çıkıyor. I count from 1 to 20. 1'den 20'ye kadar sayarım. Bu saklambaçtı. Olmaz. We draw some squares on the ground. Yere birkaç tane kare çizeriz. Bu hopscotch, yani seksekti. Bu da olmaz. There are about 4 or 5 people. 4 ya da 5 insan olur diyor. Origami'yi 4-5 insanla yapmazsın. Bu da gider. C şıkkına bakıyoruz. Bir parça kağıt kullanırım. Kağıdı patlarım ve ona şekil veririm. İşte kuş gibi, çiçek gibi şekiller veririm demiş. Bu origami tam olarak açıkladığı için cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar.
Bir sonraki soruya geçiyoruz. Yine bir diyalog var. Diyalogda bir boşluğumuz var. Ne demiş? Find the option best complete. En iyi tamamlayanı bulun. Burada benim dikkatimi çeken şey şu. But. But'ın bir özelliği vardı. Dersinizde söylemiştim. Neydi? But'ın bir tarafı olumlu cümlesi, diğer tarafı olumsuz cümle olması gerekiyor. Burada ne demiş? I want to learn it. Öğrenmek istiyorum. Demiş. Demek ki burada bir şeyi bilmediğini söyleyecek. Yani olumsuz bir cümle olması lazım. Bakıyorum, bu olumlu bir cümle. Bu olumsuz bir cümle. Bu olumlu bir cümle. D şıkkı yine olumlu bir cümle. 3 olumlu, 1 olumsuz da B direkt çıkıyor. Anlamına bakacak olursak, ben satranç oynayamam ama öğrenmeyi çok isterim. Cümle de oturdu. Bu yüzden cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz ne demiş? Yukarıdaki soruyu okuyun ve bu resmi tamamlayan bu soruyu tamamlayan en iyi resim hangisidir? Cevap verin demiş. Excuse me, how can I go to the nearest toy shop? Nearest neydi? En yakın. En yakın oyuncak dükkanı nerede acaba diye bir soru sormuş. Şimdi bakıyoruz şıklarımıza. D'de okuldalar. Okuldayken böyle bir şey soramazlar değil mi? O yüzden eledik. Burada evde bir çocuk ve bir annesi konuşuyor. Burada da böyle bir soru geçmez. Buraya bakıyorum. Annesiyle birlikte çocuk zaten toy shop'ta. Zaten orada olduğu için yine böyle bir soru sormaz. Gitti. Buraya bakıyoruz. Bir çocuk karşısında iki tane polis duruyor. Onlara demek ki adres soruyor. Onlar da tarif ediyordur. Bu yüzden cevabımız Adana oluyor arkadaşlar. Yedinci sorumuz yine bir diyalog sorusu. Ne demiş? Hangisi en iyi tamamlar demiş yine. Merhaba Mark. This is my friend Ella. Bu benim arkadaşım Ella. Merhaba Ella demiş. Ella bir şey söylemiş. Sonra Mark you too. Sen de ya da ben de şeklinde çevirebiliriz bunu. Bakıyoruz şimdi. Where are you from demiş olsa nereli olduğunu söylerdi değil mi? O yüzden B olmaz. Merhaba Ella, merhaba Mark. Sonra you too. Sen de. Yani tam olarak oturmadı gibi oldu. Bir düşünelim ama. D'ye bakıyoruz. Are you from Germany? Almanya'dan mı geliyorsun diye sormuş. Evet ya da hayır der bu soruya. O yüzden bunu da ediyoruz. A'ya bakıyorum. Seninle tanıştığıma memnun oldum Mark diyor. O da ben de memnun oldum şeklinde cevap veriyor. Bundan dolayı cevabımız Adana oldu arkadaşlar. 8. soruya geçiyoruz. Yine bir diyalog sorumuz var. Yine ne demiş? En iyi tamamlayan ifade hangisidir diye sormuş. Soru sormamız gerekiyormuş. Bakalım şimdi. Daniel, what's your favorite class? En sevdiğin ders hangisidir? Resim ve müziği çok seviyorum demiş. Sonra bir soru sormuş. İngilizce ve Almanca. Benim annem Almandır demiş. Ha, Amerikan değil miydi? Hayır, babam Amerikan. Burada İngiliz ve German ne? Bir dil değil mi? Dilden bahsediyor. O zaman dille alakalı bir soru olması lazım. Nerelisin? Hem buralıyım hem buralıyım. Tam olmadı gibi. Senin annen İngiliz mi, Alman mı diye soru sormuş olsa ya İngiliz ya da Alman diye cevap verildi. Çünkü biliyoruz ki, size derste söylemiştim, üst tarafta verilen sorunun cevabı noktaya kadar olan kısımdır. Bunu unutmayın. O yüzden bunu da eledik. Senin annen nereli, o şuralı, o buralı diye yine cevap vermemiz gerekirdi. Bu da olmadı. D'ye bakıyoruz. Hangi dilleri konuşabilirsin? İngilizce ve Almanca oldu mu? Oldu. O yüzden cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. 9. sorumuz ne demiş? Resme göre teksti tamamlayan, yani bu cümleyi tamamlayan en iyi seçenek hangisidir demiş. Sarah wants to buy a dictionary. Burada dikkatimizi çeken kelime şu. Buy, satın almak.
bir sözlük satın almak istiyor. Dolayısıyla nereye gider bu? Library'e gider mi? Library'den satın alamazsın, ödünç alırsın. O yüzden elebik. Farmasi, eczaneden sözlük alınır mı? Sanmıyorum. Marketten, manavdan alır mıyız? Hayır, o da gitti. Ama nereden alabilirim? Kitapçıdan, kitap dükkanından alabilirim. O yüzden cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Ve son soruya geçiyoruz. Demiş ki, yukarıdaki sayılardan birisini göstermez aşağıdaki şıklardan hangisi? Ne var burada? 80, 75, 49, 18. Bakıyoruz şimdi. 75, 75 var, gitti. 18, 18, gitti. 80, 80, gitti. Ne kaldı? 49, yani 49 olması lazım. Bakıyoruz aşağı, ne demiş? 39 ne? 39. Yani bu yukarıdan herhangi bir sayıyı göstermiyor. Bu yüzden cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Ve denememizi bitirmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu haftaki denememizin matematik sorularını çözeceğiz. İlk soruyla başlayalım. İlk soruda bir ne verilmiş bize? Bir oyun verilmiş. Bu oyunda Ali her sütunu bir doğal sayının karesi veya küp olan sayılardan bir tanesine basarak ilerleyebilmektedir diyor. Sütunları vermiş ve sütunlara sayılar yazmış. Ali başlangıç noktasında. Şimdi Ali oyunu tamamladığına göre bastığı bölümler hangisi olabilir diye soruyor. Bu soruyu şıklardan giderek yapmamız daha mantıklı olur. Çünkü sütunlarda bir ya da birden fazla karesi ya da küp olan sayılar olabiliyor. O yüzden şıklardan gidelim. A şık ile başlayalım. Şimdi buraya bastıysa o zaman orayı işaretleyeceğim. 1'e basmış, 36'ya basmış. A şıkkında 4'e basmış. 3. sütunda 8'e 64. Bakıyoruz bu sayılar herhangi bir sayının karesi ya da küpü mü diye. 1'e baktım. 1, 1'in karesi ya da küpüdür diyebiliriz. O zaman bu oldu. 36'ya bakıyorum. 6'nın karesi. Bu da oldu. 4, 2'nin karesi. Bu da oldu. 8, hatırlayın. 2 üzeri 3 demekti. 2'nin küpüydü. O yüzden bu da oldu. 64, 8'in karesi ya da 4'ün küpü diyebilirsiniz. Bu da oldu. O zaman Ali'nin oyunu tamamlaması için bazı bölümler A şıkkında verilmiştir diyoruz. Cevabımız A şıkkı. İkinci soruda eşit uzunluktaki pistte bulunan araçların belli bir süre sonra gittikleri mesafelerin konumları aşağıda gösterilmiştir. A aracı pistin 4/9'u kadar yol alarak durmuş. O zaman şu kısım ne olacak? Yolu 4/9'u olacak diyoruz. Durmuş burada. B aracısı pisti 5/18'i kadar yolu kaldığında, yani şu kısım kalan yoldan bahsediyor. 5/18'i kadar kaldığında diyoruz. Şimdi bize soruda neyi soruyor? Buna bakmamız gerekiyor. Buna göre C aracının aldığı yolu modelleyen kişi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bize soruyor. Şimdi bu soruyu nasıl yapacağız? Şimdi aldığı yol, C aracının aldığı yol şu kısım değil mi? Bu kısım. Şimdi biz bu kısmın ne kadar olduğunu direkt bulamıyoruz ama şöyle bir bilgiye erişebiliriz. Şimdi normalde şu kısım 4/9'uydu. O zaman bu kesir ya da bunun aldığı yol 4/9'la büyük bir şey olmalı, büyük bir kısım olmalı. Ya da B'nin aldığı yola bakalım. B ne kadar ilerlemiş? Şu kadar ilerlemiş diyelim. Ve bu yolun kaçta kaçıdır? 5/18'i kaldıysa 13/18'i kadar da gitmiş deriz. 13/18'den de küçük bir miktar olmalı. O yüzden 13/18'le ne arasında diyeceğiz? 4/9 arasında. Hangisi olabilir diyor. A şıkkıyla başlayalım. Faydasını 36 verdiği için 36 ile gelmiş. 36 yapayım faydaları. 16/36 oldu. Diğeri ne olur? 2 ile genişletirsek 26/36 olur. Peki 17/36 bu aralıkta mı? Evet. 16/36 ile 26/36 arasındadır diyoruz ve cevabımız ne oluyor?
A şıkkı oluyor. Sinan iki sayı kutusu ve kutuların arasına yerleştirdiği yer, bu tuşundan oluşan bir matematik oyunu kodlayarak oluşturuyor. Oyun kurallarında kutulardan rastgele birine doğal sayı, diğerine ise bileşik kesir yazıyor. Bu oklu tuşa bastığında kutuların içindeki sayılar yer değiştiriyor. Sol kutudaki sayı sağ kutudakinden daha büyük olmalıymış. Tuşa bastığında. Şimdi bunu tuşa bastım. Ne oluyor o zaman? 7 bölü 2'ye 4 oluyor. Yer değişildi. 7 bölü 2'yi tam sayı olarak yazarsak 3 tam 1 bölü 2 yazarız. Bu sayı diğer sayıdan küçüktür. O yüzden bu olmalı. Soldaki sayı daha büyük olmalı. Şimdi ikincisinde yine tuşa bastık. Ve ne oldu? Yer değiştirdi. 2, 1 diğeri de 5 bölü 3. Bu da 1 tam 2 bölü 3'e eşitmiş. Büyük mü? Evet, büyüktür. 2 tam, burada da 1 tam var. O yüzden ikincisi oldu. Üçüncüsüne bakıyorum. Tuşa bastığında yine yer değiştirdi. Bu 7 bölü 2, burası da 3'müş. Bunu nasıl yazacağız? 3 tam 1 bölü 2 şeklinde yazarım. 3 tam 1 bölü 2, 1 bölü 2'den hatta 1 bölü 2 fazla da diyoruz. 3 de oldu. Hangi tuşlara basmalıymış? 2 ve 3, 2 ve 3'ün bulunduğu tuşlara basmalı diyoruz ve cevabımız değişik oluyor. Dördüncü soruda bir bütünün aynı miktarını gösteren kesirlere denk kesirler denir demiş. Denk kesir burada tanımını vermiş. Bize bir manav vermiş. Manavı nelerin içerisinde, kasaların içerisinde elmalar var. Bu kasaların hangi ikisini modellediği kesir birbirine denktir. Şimdi birinci kasa 4 parçaya ayrılmış ya, bir parçasında elma var. O yüzden 1 bölü 4'e eşitleriz. İkinci kasa yine 4'e ayrılmış ve 2 parçası eşit. 2 parçası dolu. 2 bölü 4 dedik. Diğer kasa 6 parçaya bölünmüş. 3 parçası dolu. 3 bölü 6 dedik. Soldaki kasa 12 parçaya ayrılmış ve 9 parçası elmayla doluymuş. Bize denk olanları sormuş. 2 ve 3'e bakarsanız her iki kesire sadeleştirdiğinizde 2 bölü 4'ü 2 ile sadeleştirelim 1 bölü 2. 3 bölü 6'yı da 3 ile sadeleştirirsek 1 bölü 3 deriz. O zaman hangileri denk olmuş oldu? 2 ve 3 diyoruz. Cevabımız değişiktir. Verilen bilgilere göre A, B ve C vidalarının uzunluklarının küçükten büyüğü sığmaçı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi vidaları tahtalara çakmış ve belli bir mesafe kalmış. O zaman şöyle diyelim, ne kadar az mesafe kaldıysa vida o kadar uzun. Bize mesafeleri vermiş. Normalde burada paylara eşit olan kesirlerde paydası büyük olan neydi? Daha küçüktü. 1 bölü 7 küçüktür, 1 bölü 5 o da küçüktür. Ne diyeceğiz? 1 bölü 3 diyeceğiz. Şimdi ne dedim? Vidayla tahta arasındaki mesafe en küçük hangisindeyse o vida daha büyük olacak. O zaman 1 bölü 7 mesafe kalan vida hangisi? C vidası. Diğeri 1 bölü 5 olan A vidası, 1 bölü 3 olan vida ise hangi vida? B vidası diyoruz. O zaman cevabımız ne oluyor? B vidası cevabımız ne oldu? Küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Ha, biz büyükten küçüğe doğru sıraladık. Küçükten büyüğe doğru sıralarsak mesafesi ne olacak? Mesafesi fazla olan daha küçük olacak tabii ki. O yüzden nasıl sıralayacağız? B, A, C şeklinde sıralıyoruz. Cevabımız ne oluyor? A şık olmuş oluyor. Hareketsiz bir erkek bireyin günlük protein ihtiyacı en az 56 gram. Kadınlarınki ise 45 grammış. Dört arkadaş gittikleri restoranda aşağıda kütlelere verilen porsiyonlarda et tüketmiş. Tüketilen etlerin kütlelerini 2 bölü 5'i proteinmiş. Dört arkadaştan hangileri günlük protein ihtiyacını karşılamış olur diye soruyor bize. Şimdi Ali 150 gramsa 150'nin 2 bölü 5'ini bulacağız şuradan. Hemen bulalım. 150'nin 2 bölü 5'ini nasıl buluyoruz? Önce paydaya böldüm. 30. 30'la da payı çarptı. 60. Ahmet ne kadarını Ali ne kadarını karşılamış? 60 kadarını karşılamış. Nalan'a bakıyoruz. Nalan ne kadar yemiş? 120 gram yemiş. 120'nin 5'te 2'sini bulacağım. Kaç oluyor? 24. 24'le de 2'ye çarpıyoruz. 48 de Nalan'ın yediği protein miktarı diyelim aldığı. 110'un 5'te 2'sini bulalım şimdi. Önce 5'e böldük. 22 ile de kaçı çarpacağız? 2'yi çarpacağız.
44 de neymiş? Hilal'in aldığıymış. Sıra Kemal'e geldi. Kemal'inkini bulalım. 5'e böldük. 28. 28'de de kaçı çarpıyoruz? 2'yi çarpıyoruz ve 56 buluyoruz. Şimdi hangileri protein miktarını karşılamış, hangileri karşılamamış, bunlara bakacağız. Şimdi Ali ve Kemal neymiş? Erkekmiş ve protein ihtiyacı en az 56 gram olmalı diyor. O zaman bir kere Ali ile Kemal protein ihtiyacını ne yapıyor? Protein ihtiyacını karşılıyor. Bunları o zaman aldık. Şimdi sıra geldi kızlara. Kızlarda nasıl bir durum var? 45 gram almalıymış. O zaman Nalan 48 aldığı için yeterli miktarda protein aldı diyoruz. Fakat Hilal 44 gram aldığı için alamadı diyoruz. Hangileri diyor karşılamış olur? Ali, Nalan ve ne diyeceğiz? Kemal diyeceğiz. Cevabımız D şıkkıdır. 7. soruda bize bir birey alfabesi vermiş. Bu birey alfabesine göre rakamların yazılış şeklini vermiş. Ve bize bir tane 8 basamaklı sayı sormuş. Bu 8 basamaklı sayıyı yazalım. Şimdi ilki hangi rakama karşılık geliyor? Yukarıda bakarsanız 5 rakamına. Diğeri 2 rakamına, 0 rakamına geliyor yanındaki. Onun yanındaki 9 rakamına karşılık geliyor. Bu 4 rakamına karşılık gelir. Yine 4, 1 ve 7. Şimdi yazdığımız sayı o zaman ne oluyor? Şöyle basamakla bir türlü ayırdım. Şurası da 52. Milyonlu bir sayı çıktı karşımıza. 8 basamaklı milyonlu bir sayı. Bize diyor ki A şıkkını hangisi yanlıştır diye soruyor soru da. Birler bölüğü 417'dir. Birler bölüğüne bakıyoruz, evet 417. 10 binler basamağındaki sayının basamak değeri 90.000'dir. 10 binler basamağı neresi? Şurası. Bu da 9'muş. Peki basamak değeri kaç olur? 90.000 olur. 90.000 olur 10 binler basamağında olduğu için. Rakamların sayı değerleri toplamı. 5, 2, 9, 4, 4, 1 ve 7'yi topladığımızda 32 buluyoruz. 33 değil. O yüzden C şıkkı yanlıştır. Sayının okunuşunda zaten 52.094.417 şeklindedir. D şıkkı doğrudur. Cevabımız ne oluyor? C şıkkı olmuş olur. Evet, 8. soruda 300 gram ve 500 gramlık pizza gösterilmiş. Ayşe ve Mer bu iki pizzayı eşit olarak paylaşacaklarmış. Yani ikisine de eşit miktarda pizzalar düşecekmiş. Eşit gramajlarda. Ayşe küçük pizzanın tamamını, bunu Ayşe yemiş. Mert de neymiş? Mert de geri kalanını yiyecek ama Ayşe büyük pizzadan bir miktar daha yemesi gerekiyor ki eşit miktarlarda yesinler. Şimdi burası 300 gram, burası 500 gram. İkisi toplamda kaç gram yiyecek? Toplam 800 gram normalde pizzaların tamamı. Bunlar yarı yarıya bölüşeceklerdi, o yüzden ikiye böldük. İkisi de ne kadar yemesi gerekir? 400'er gram yemesi gerekir. O yüzden büyük pizzadan Ayşe bir 100 gram yedi. 100 gram Ayşe'ye gitti. Bize zaten diyor ki Ayşe büyük pizzanın kaçta kaçını almıştı. Normalde 500 gramdı. 500 gram var. Ne kadarını almışım? 500'de 100'ünü almışız diyoruz. 500'de 100'ü de kaça denk geliyor? Sadeleştirirsek eğer 100'le sadeleştirelim. 1 bölü ne olacak? 1 bölü 5 olacak. Cevabımız A şıkkıdır diyoruz. 8. soruda bir mağazanın aylık geliri her ay 3200 TL azalmaktadır diyor. O zaman her ay 3200 TL azaltarak yazalım. Nisan'da ne olur? 3200 TL azaldı. 25.100 TL oldu. Şurayı düzeltelim. 25.100 oldu. Bir sonraki ay 3200 TL azalıyor. 2021.900 TL de Mayıs'ta oldu. Bu 3 mağazanın 3 aylık toplam geliri kaç TL'dir diye soruyor. Toplarsak eğer ne olur? Cevabımız şurası 3, 75 oldu. 75.300 TL oluyor. Cevabımız zaman ne olur? A şıkkı olur. 10. soru, kesirler ve toplama çıkarma işlemi yapabilmek için paydalar eşitlenememiş, bilgisini vermiş. Bize yukarıda verilen kesir yerleştirme oyununda satır boyunca kesirlerin toplamı 1'e eşittir demiş. Şimdi satır ve sütunların toplamı kaça eşitmiş diyoruz? 1'e eşitmiş diyoruz. Satır boyunca bu şekildeymiş.
O zaman kareye ne derim? 1 bölü 4 ile hangi sayıyı toplarsam 1 tam yapar. Geri kalanı 3 bölü 4'tür. Üçgende aynı şekilde 1 tamdan çıkarttım 3 bölü 8'e. 5 bölü 8 oldu. Satırları zaten kendi içlerine topladığımızda ne oluyor? 1 tam elde ediyoruz. Şimdi kareden yani 3 bölü 4'ten neyi çıkaracakmışız? 5 bölü 8'i çıkaracakmışız. Paydasını 2 ile genişlettik. 6 bölü 8 eksi 5 bölü 8 diyoruz. Bu da kaça eşittir? 1 bölü 8'e eşittir diyoruz. Cevabımız ne oldu o zaman? B eşit olur. 11. soruda aşağıda bir bölüm dolu olan sürahinin boş kısmı 3 bölü 8 litre su almaktadır diyor. İçlerindeki su miktarı verilen bardaklardan hangileri sürahiye ayrı ayrı boşaltılırsa sürahiden su taşmaz. Şimdi sürahinin boş kısmı normalde ne kadar alıyormuş? 3 bölü 8 alıyormuş. 3 bölü 8'den fazla bir şey alırsa bu sürahi o zaman taşar. Şimdi ilkine bakıyorum. İlki 5 bölü 16. 3 bölü 8 ile 5 bölü 16'yı kıyaslıyoruz. O yüzden 3 bölü 8'in paydasını 2 ile genişlettim. 6 bölü 16 oldu. 5 bölü 16, 6 bölü 16'dan küçük olduğu için eğer bunu sürahiye boşaltırsak taşma yapmaz. O yüzden birincisi doğrudur. İkincisine bakıyoruz. Paydası 3 bölü 8'e neyi kıyaslıyorum? Şu anda 1 bölü 4'ü yani ikinciyi. 1 bölü 4'ün paydasını 2 ile genişlettik. 2 bölü 8 oldu. Yine 3 bölü 8'den küçük oldu. 2'de de taşma olmadı. Bu sefer neye bakıyoruz? Üçüncüsüne bakıyoruz. Paydası 48 bunun. O yüzden 3 bölü 8'in de paydasını 48 yapacak şekilde 6 ile genişlettik. 18 bölü 48. 18 bölü 48'i kalırmış ve bizim koyduğumuz bardak 13 bölü 48 doluymuş. O zaman bunu da boşaltırsak taşma yapmaz. 3 bölü 8, 3 bölü 8'in içerisine 11 bölü 24 ekleyecekmişiz. O yüzden 3 bölü 8'in paydasını da 3 ile genişlettik. Ve 9 bölü 24 oldu. 11 bölü 24'ü 9 bölü 24'lük boş kısma doldursam kesinlikle ne olacak? Taşıyacak. Hatta ne kadar taşıyor? 11 bölü 24'ten 9 bölü 24 çıkarsak 2 bölü 24 taşıyacak hatta. O yüzden dördüncüsünü taşar deriz. Bize taşmayı soruyor. 1, 2, 3 nedir? Taşmaz cevabımız D şıkkı olur. Evet 12. soru. Aşağıda verilen cetvel üzerinde bir kalemin uzunluğu belirlenmiş. Buna göre verilen kalemin uzunluğu santimetre cinsinden hangisine eşittir diye soruyor. Şimdi kalemin uzunluğuna bakarsak şurada bir tam kısmımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir kere birkaç tamımız var. 10 tamımız var değil mi? Şimdi bu 10 tamı ekleme yapacağız. Şu aralığı ekliyorum şu anda. 1 ile 2 arası yani 1 tam arası 3 parçaya bölünmüş. Ve kalemin kısmı kaç parçaymış? 1 parçaymış. O yüzden buna ne diyeceğim? Burada bir 1 bölü 3'lük kısmı var kalemin. Şu aralık kaç parçaya bölünmüş? 6 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. 6'da kaçını almışız? 4 parçasını almışız. Şimdi o zaman bunların hepsini toplamam gerekiyor. 1 bölü 3 artı 4 bölü ne gideceğiz? 6. Şu 1 bölü 3'ü 2 ile genişletirsek paydayı 6 yaparız. 10 artı 2 bölü 6 artı 4 bölü 6. Kalemin uzunluğu buna eşitmiş. Özellikle şuraya dikkat edin. 2 bölü 6 ile 4 bölü 6'yı topladığımda 6 bölü 6 yani 1 tam yapıyor. 10 ile 1 tam toplarsak kalemin uzunluğunun santimetre cinsinden ifadesi ne olur? 11 tama eşit olur diyoruz ve cevabımız A şıkkı oluyor. Bir bütünün aynı miktarını gösteren kesirlere denk kesirler deniyor. Yukarıdaki şekilde birbirine eşit uzunlukta olan 4 adet şerit gösterilmiş. Sırasıyla Gözde şeridini 4 eş parçaya, Burak 6 eş parçaya, Sevinç 8 eş parçaya ve Hasan ise 12 eş parçaya bölerek şekildeki gibi boyamışlar. Gözde, Burak, Sevinç ve Hasan'ın boyadıkları alanları gösteren kesirlerden hangisi ikisine ait olanlar birbirine denktir diyor. Oldukça basit bir soru. Yani bunu yazmadan da yapabilirsiniz. Denk kesirler dediğimiz kesirler sayıları farklı fakat miktarları aynı olan kesirlerde. Şimdi baktığımızda özellikle görsele baktığımızda hangilerinin miktarı birbirine eşit? Burak ve Hasan'ın miktarları birbirine eşit olarak gözüküyor. O yüzden Burak ve Hasan'ın ne deriz? Denk kesirlerdir deriz. D
denk olarak verilmiş, hatta kesir olarak yazarsak buradaki ne olur? 4 bölü 6, Hasan'ınki de 8 bölü 12 kesir olur. Bunları sadeleştirirsek her ikisini de 4 bölü 6 2 ile 8 bölü 12 ile 4 ile sadeleştirdik. 2 bölü 3 kesir olur. Her ikisi de hangileri denktir diyoruz? Burak ve Hasan'ınki diyoruz. Cevabımız C şık oluyor. 14. soru. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin oluşturmuş olduğu 4 grubu öğrenci sayıları ve bu gruplara verilen pasta sayıları verilmiş. Daha sonra diyor ki hangi grupta kişi başına düşen pasta miktarı en azdır? Şimdi pasta sayısını öğrenci sayısına bölmemiz gerekiyor ki kişi başına ne kadar pasta düşüyor bunu bulalım. İlki ne olur? 8 bölü 9. İkincisi 8 bölü 10. Üçüncüsü 8 bölü 15. Ve dördüncüsü 8 bölü 12. Bize en az olan lazımdı. Hatırlayın, payları aynı olan kesirlerde faydası büyük olan daha küçük olacaktı. Daha az miktar pasta yer demiştik. Bu yüzden hangisi dördüncü grup daha az pasta miktar yer diyoruz. Pasta yer. Cevabımız ne oluyor o zaman? Değişik olmuş oluyor. 15. soru kesirlerle toplamda çıkan işlem yapabilmek için faydalar eşitlenilmemiş. Verilen işlem şemasına göre kare ve üçgen toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi önce 5'ten 1 bölü 3'ü çıkaracakmışız. 5'ten 1 bölü 3'ü çıkarmak için görünmez bir 1 vardı. 3 ile genişlettik. 15 bölü 3 eksi 1 bölü 3'ten ne olacağımız? 14 bölü 13 olur. O zaman kare 14 bölü 13'e eşitmiş. 14 bölü 13'ten 5 bölü 6'yı çıkarmak istiyorum ama paydayı genişletmem gerek. O yüzden 28 bölü 6 yaptım ve paydayı eşitledim. 28 bölü 6'dan neyi çıkarıyoruz? 5 bölü 6'yı çıkardık. 23 bölü ne oldu? 6 oldu diyoruz. Üçgende 23 bölü 6 eşitmiş. Bize kare ile üçgenin toplamını soruyor. 28 bölü 6 ile 23 bölü 6'yı toplarsak eğer kaç yapar diyoruz? 51 bölü 6 yapar. Cevabımız nedir o zaman? C şıkkıdır diyoruz. Evet, 16. soru bir şifreleme sisteminde kasa üzerinde gösterilen sayıyı kullanarak şifre bulunuyormuş. Şifreyi bulmak için aşağıdaki adımları izliyormuşuz. Kasa üzerinde verilen sayı bölüklerine ayrılır ve farklı kağıtlara yazılır. Bölükleri farklı kağıtlara yazıyormuşuz. Kağıtlardaki sayılar onlar basamağına göre yuvarlanır, onlar basamağına göreymiş. Bulunan sayılar toplanır ve kasanın şifresi ne yapılır? Bulunur diyor. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şey, altta bunu örneklemiş, milyonlu bir sayı vermiş ve bunları basamaklarını, bölüklerini ayırmış ve onlar basamağına göre yuvarlama işlemi yapmış. Bize sorduğu sayıya bakalım. 457 milyon 315 bin 114'müş. Şimdi teker teker bütün bölükleri onlar basamağına göre ne yapalım? Yuvarlayalım. 457 sayısını onlar basamağına göre yuvarlamak istiyorsan onlar basamağını yuvarlak için aldım ve bir sonraki basamağa bakıyorum. Bir sonraki basamak 7 ve 5'ten büyük olduğu için ne yapıyoruz? Bir üste yuvarlıyoruz, bir arttırıyoruz. Öyle yapmıyor muyduk? Eğer 5'e eşit ya da 5'ten büyükse yukarıya, 5'ten küçükse ne yapıyorduk? Sayıyı değiştirmiyorduk. Ve sıfıra, yanına bir sıfır yazıyorduk. Şimdi arttırdık. Ne yazdık o zaman? 460 oldu bu sayımız. 315'e bakıyorum. 315'in onlar basamağı 1, bir sonraki basamak 5, 5'e eşit olduğu için bir yukarıya yuvarladım. 320 oldu. Ve son neye bakıyorum? 114'e bakıyorum. 114 sayısının onlar basamağını yuvarlak için aldım. Yanındaki sayı 5'ten küçük olduğu için 1'i hiç değiştirmedim. Yanına bir 0 ekledim. 4'ü 0 yaptım. Şimdi bunların toplamı benim neyimi veriyormuş? Şifremizi veriyormuş. Toplarsak eğer 890 olur. Cevabımız nedir? 5'tir. Evet, 17. soru. Yukarıda verilen sayı bulmacasında satır veya sütun boyunca sayıların çarpımı 360'mış. Bütün satır ve sütunların çarpımı 360 oluyormuş. Bize kutu, üçgenle yıldız soruyor. Şimdi nereden başlayalım? Şu üçüncü sütunda zaten iki tane sayıyı vermiş. 4 ve 30
30'u 4 yıldız ve 30'u çarpınca 360 olacakmış. 4 ile 30'u çarparsak 120 olur. 360 olması gerekiyordu. O yüzden 360'ı 120'ye böldük ve yıldız neye eşit oldu? 3'e eşit oldu. Şimdi sıra neye bakalım? Şu ikinci satıra bakalım. Çünkü ikinci satırda ne yapmış? İkinci satırda iki tane sayı var yine. Üçüncü sayıyı bulabiliriz. 15 ile 3'ü çarpıyorum. 15 ile 3'ü çarptık. O da kaç oldu? 45 oldu. Şimdi 360 olması gerekiyordu. O yüzden 360'a böldüm üçgeni bulabilmek için. 45'e böldüğümüzde ne buluruz? 8 buluruz. O yüzden üçgen 8 oldu. Şimdi birinci sütuna bakalım. Yine iki tane sayıyı bulduk. 8 ile 3'ü çarptım. Kaç yaptı? 24 yaptı. 360'ı neye bölmem gerekiyor? 24'e. Kutumda ne oldu? Ya da karem 15 eşit oldu. Bize bunların toplamı sormuş. 15 artı 8 artı 3 eşittir. Kaç diyoruz? 26 diyoruz. Cevabımızda hangi şık diyoruz? C şıkkıdır diyoruz. Evet, 18. soru belirli bir kurala göre devam eden sayı veya şekilleri örüntü deniyormuş. Oyunu sınıfta bulan tüm öğrenciler katılıyormuş. Bir oyun oynanacakmış. Her öğrenci kendisinden önceki arkadaşının söylediği sayının 4 eksiğini söylüyormuş. Oyun Şevket öğretmenin kaç demesiyle başlamış? 93 demesiyle başlamış. Ve herkes 4 eksiğini söylüyormuş. Ne, hangi sayılar söylenir o zaman? Hangi sayılar söylenir? 89, 85, 4'er 4'er alakıyoruz. 81, 77, 73, 69, 65, 61, 57, 53 olabilir. 49 ve 45 diyebiliriz. Bu şekilde bir sürü sayı yazabiliriz tabii ki. Sıfıra ya da sona kadar. Şimdi sıra Beren'e geldiğinde Beren hatalı bir sayı söylemiş. Yani burada olmaması gereken bir sayıyı söylüyor. Şimdi bakıyorum hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi 45 olabilir mi? 45'i diyebilir. 45'i diyebilir. Daha doğrusu 45 doğru bir sayıdır diyelim. 45 bu söylediğimiz sayılar arasında var. Beren yanlış söylüyorsa 45 diyemez. 64'e bakıyoruz. 64 var mı peki içlerinde? 65 var ama 64 yok. 64 derse Beren yanlış söyler. 77 var mı? Var 77. O yüzden bunu alamadık. 85 var mı? 85 de var. Bunu da alamayız. 64 derse hatalı bir şey söyler ve söylediği sayı bu olabilir diyoruz. 19. soru. Bir otelde bulunan bütün odalar birinci kattan başlanarak üst katlara doğru sırasıyla 1'den 32'ye kadar numara bandırılıyor. Otelin her katında 12 oda olduğuna göre aşağıda verilen oda numaralarından hangisi diğerlerinden farklı bir kattadır diye soruyor. Şimdi bunu nasıl yapalım? Şimdi her katta 12 oda varsa o zaman oda numaraları kaç ile kaç arasında bunları yazabiliriz. Mesela 1 ile 12 arasındaki oda kaçıncı katta diyoruz? Birinci katta. Daha sonra 13 ile 24 arasındaki oda ikinci katta. 25 ile 36 arasındaki oda üçüncü kat. 37 ile hep 12 oda var dikkat ederseniz. 48 arası dördüncü oda. 49 ile 60 arası beşinci kat. 61 ile 72 arası 6. kat olur. Daha sonra 73 numaralı odaya geçiyoruz. 73 ile 84 arası 7. kat oluyor. 85 ile 96 arası 8. kat oluyor. Ve son olarak ne yazalım? 97 ile ne arası olacak? 108 arası 9. kat. Hatta diğerlerini de yazalım. 109 ile 120 arası 10. kat olacak. 121 ile 132 arası 11. kat olacak. Şimdi bize diyor ki diğerlerinden farklı bir kattadır. 95 numaralı oda kaçıncı katta? Dikkat ederseniz şurada 8. katta. 99 ise nerede? 9. katta. 104 ile 9. katta. 108 ile 9. katta. Hangisi diğerlerinden farklı bir katta oluyor? 95 olur diyoruz ve cevabımız A şıkkı. Evet, 20 ve son soru. Bir sayı onlar basamağına göre yuvarlanır.
basamağı 5 veya 5'den büyükse onlar basamağı 1 arttırılır veya 1'ler basamağı 0 yazılır. 5'ten küçükse onlar basamağı aynen bırakılarak 1'ler basamağı 0 yazılır. Şimdi bize öğrenci sayısı ve öğrencilerin aldıkları notu vermiş. 2 kişi 72 almış, 3 kişi 76, 4 kişi 84, 5 kişi 87 ve 1 kişi 92 almış. Sınıfta alınan notlar en yakın onluğa yuvarlandı. Kaç tane öğrenci notu 80 olarak kabul ediliyor. O zaman bunları en yakın nelere yuvarlayalım? Onluğa yuvarlayalım. 72'yi yuvarlarsak 7'nin yanındaki sayı 2 olduğu için aşağı yuvarlıyor. 70 oldu. 76'nın yanındaki sayı 6. 5'ten büyük, o yüzden 80'e yuvarladım. 84'ü yuvarlamak istiyorum. 5'ten küçük olduğu için 80 dedik. 87. 7 5'ten büyük olduğu için 90'a yuvarladık. 92. 5'ten küçük olduğu için 2'ye yine aşağı yuvarladım ve 90 diyorum. O zaman hangileri ne oluyor? 80 alabiliyor. 3 ve 4 kişinin olduğu 76 ve 84 alanlar, yani bunlar da kaç kişi? 4 ile 3'ü topladık. 7 kişi diyoruz. 7 kişinin notu ne kabul ediliyor? 80 kabul ediliyor. Ve cevabımız C şıkkı doğmuş olur diyoruz. Evet çocuklar, hepinize merhabalar. Bir fen bilgisi deneme soru çözümüyle daha birlikteyiz sizlerle. Dilerseniz hemen sorularımızın çözümleriyle başlayalım. Evet, birinci soruda bize sürtünme kuvvetiyle alakalı bir soru çıkıyor. Baktığımız zaman bize yüzeylerin pürüzlülüklerini verdiği bir soru. Bakın, toprak zemin, tahta zeminden pürüzlü, tahta zeminde bu zeminden pürüzlü şeklinde ifade vermiş bize. İfadelerden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkına bakalım hemen. Demir cisme çok toprak zeminde hareket ettirmekte zorlanmıştır. Bu doğru bir ifade, çünkü toprak zeminin pürüzlülüğü en fazla olarak verilmiş. B'ye bakalım. Cisimleri etkileyen sürtünme kuvvetleri büyüklükleri arasında 2-3 ilişkisi vardır. Çocuklar 2 numaralı görselde buz zemin vermiş. Yani pürüzlülüğün en az olduğu. O nedenle sürtünmene en az buz zemindedir. Yani en fazla bu zeminde değildir. Yanlış cevabımız B seçeneği olacak. Evet, ikinci sorumuza geçelim. Şimdi ikinci soruda dikkat etmemiz gereken kritik şeyler verilmiş bize. Bakın, ayın dünya etrafındaki dolanma süresi yaklaşık olarak 27 gün iken diyor. Yeni ay evresi oluşumu ile bir sonraki yeni ay evresi oluşumu arasındaki süre yaklaşık 29 gündür. Bu farklılığın sebebi ayın dünya ile birlikte güneş etrafındaki dolanım hareketidir diyor. Şimdi çocuklar, 27 gün dünya etrafında dolanım ayı, ama 29 gün bir ana evreden diğer yaşanılacak ana evre, yani mesela dolunaydan dolunaya, yeni aydan yeni aya geçmesi için gereken süre 29 gün veriyor. Hatırlarsanız ana evreler arasındaki süre de birer haftaydı. İki ana evre arasındaki süre, ama burada bile sadece verilen bilgi üzerinden soru yöneltiyor. Yani yukarıda bize ne verdiyse ona göre cevap vereceğiz. Diyor ki 4 numaralı evre dolma evresidir. Doğru. Ve bir sonraki dolma evresi 27 gün sonra ortaya çıkacaktır diyor. Çocuklar, 27 gün sonra tekrar dolma evresi çıkamaz. Bakın, burada yeni aydan tekrar yeni ay evresi gelene kadar geçmesi gereken süreyi 29 gün olarak vermiş bize. O yüzden bir numara yanlış oluyor. Devam edelim. 1, 3, 5, 7 numaralı evreler ayın ara evrelerdir. Bakın, hilal evresi, şişkin ay evresi, 5 numaraya baktık, yine şişkin ay, 7 numara hilal evresi. Bu doğru bir ifade oluyor. 2 numaralı evreden 6 numaralı evreye geçişinde arada yaklaşık 29 gün geçmelidir. Yani bize diyor ki ilk 4'ünden son 4'üne gelene kadar 29 gün geçmelidir. Hayır, az önce söylemiştim çocuklar sizlere. Bakın, 2 ana evre arasında geçmesi gereken süre 1 haftaydı. Yani 29 gün değil, 14 gün sonrasında bu evreden bu evreye geçiliyor, ama bize yanlışları sorduğu için cevabımız B seçeneği
olacak. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Evet, üçüncü sorumuzda bize canlıların sınıflandırılması ile alakalı yanda bilgiler verilmiş. Çocuklar, siz deneme sınavında bu bilgileri okudunuz. Sadece dikkat etmeniz gereken noktayı ben size vurgulayacağım. Derin ve berrak bu konserde yer alan canlıların özelliklerinde yorumlarda hangisini yaparsa doğru olur diyor. Diyor ki şapkalı mantarlar kendi besinleri üretebilmekten dolayı bilgilerini verilerek göstermektedir. Hayır, mantarların kendi besinlerini üretebilmesi gibi bir şey der. Kolanda topla da bahsetmemiştik ki parçanın içerisinde de geçmiyor. Dünya üzerinde omurgalı hayvanların sayısı omurgasız hayvanların sayısından daha fazladır ifadesinde bu poster üzerindeki bilgilerden ulaşabiliriz. Çocuklar, hayvanlar kısmında bununla alakalı sayısal bir bilgiler bahsetmiyor. O yüzden B seçeneğini doğru olarak kabul edemeyiz. Çiçeksiz bitkiler kendi besinleri üretemezlerken çiçekli bitkiler kendi besinleri üretirler. Parçalı bitkilerle alakalı böyle bir şeyden de bahsetmiyoruz. Çünkü bitkileri genelleyerek söylüyor. Besinlerini üretebilen canlı sınıfıdır. Kendi besinini kendisi üretebilen, yani yeşil yapraklarının bulunması yeterli. Çiçeğin olup olmamasından bir şey bahsetmemiş bize. Mikroskopik canlıların yararlarını zararlarından daha az olduğu ile ilgili bir ifade bu poster üzerindeki bilgilerden ulaşamayız. Ki mikroskopik canlarda yararlıları mesela şöyle ifade etmiş, mikroskopik canlıların bazıları yararlı, bazıları ise zararlıdır. Yani burada kimin daha çok, kimin daha az olduğu gibi bir şeyden bahsetmemiş ki cümlede bakın D şıkkında bilgilerden ulaşamayız diyor. Bak, doğru şekilde ifade edilen şık D seçeneği olacak. Üçüncü sorumuzun cevabı da D olmuş oldu. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Evet, dördüncü soruda da bize bir dinamometre verilmiş çocuklar. Dikkatlice bakalım sorumuza. Yapılan dinamometre ve görsellere göre ifade edilen hangileri kesinlikle doğru? Yani ihtimalli bir durumu doğru kabul etmeyeceğiz. Şimdi birinci yoruma bakıyorum. Dinamometre üzerindeki yayın esneklik özelliği sayesinde uzama olayı gerçekleşmiştir. Çocuklar, baktığımız zaman yayların esneklik özelliğinden yararlanılarak dinamometreler yapılıyor zaten. Bir numara kesinlikle doğru. Şimdi ikiye bakalım. Yapılan dinamometreye 50 Newton ağırlığında bir cisim asılırsa karton şerit üzerinde 5 santimetre uzama gözlemlenebilir diyor. Şimdi çocuklar, kesinlikle alakalı bir durum. Araştırdığımız için dikkat edeceğimiz şey şu. Biz yayın cinsini ve esneme miktarını bilmiyoruz çocuklar. Yani esneklik özelliği cinsine göre ne kadar şey olur. Şimdi baktığım zaman kuvvet ve uzama miktarlarında belli bir orantıda tamam 1, 2, 3 numaralı noktalara kadar uzadığını ifade etse de yayın cinsini bilmiyoruz. Yani biz buna 50 Newton astığımız zaman belki bu yay 40 Newton'dan fazlasını ölçebilecek kapasitede bir yay değil. Yani bozulma ihtimalinde bulunma olasılığı var. O nedenle kesinlik yok. Yani 50 Newton ölçebilir de ölçemeyebilir de. Biz direkt net bilgi alıyoruz böyle kesinlik bilgiler sorularda. 3 numaralı ölçümde dinamometre yapımında kullanılan aynı cinsiyetin kalınlığı artırılarak bu dinamometreyi 10 Newton'luk bir cisim asılırsa 1 santimden daha uzama gözlemlenir. Evet, bakın 10 Newton'u ölçebilen bir yer. Şimdi ben buraya kalın bir yer asarsam esneme miktarı daha az olacaktır. Yani 1 santimden daha küçük bir uzunluğu gösterecektir. Bu da kesinlikle söylenebilir. Cevabımız D seçeneği olacak. Hep birlikte devam edelim şimdi. Evet, omurgalı hayvanlarla alakalı bir sınıflandırma verildi çocuklar. Bakalım. Begüm'ün haftayla gösterdiği bölümler için verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi çocuklar, bakın, bize verilenler balıklar ve sürüngenler. Omurgalı hayvanlardan geriye kalan sınıflandırmamıza baktığımızda hayvanlar var. Kurbağalar var. Bir de kuşlar var. Ama
K'ya hangisinin geleceğini bilmediğimiz için biz yanına yazmış olduk. Şimdi bakalım. K yerine 2 yaşamlı yani başkalaşıp geçilen bir ayrımına ait olacak sıkıntı yazılabilir. Evet bakın kesin içermediği ihtimalle bir soru olduğu için. Evet bakın kurbanları nitelemiş burada. Bu yazılabilir. L yerine penguenle ait olduğu canlı sınıfı yazılabilir. Kuşlar gelebilir L noktasına. M yerine doğurarak çoğalabilen hayvanların ait olduğu canlı sınıfı. Evet bu da yazılabilir. Doğurarak çoğalan canlı sınıflarda baktığımız zaman hayvanlarda memeliler sınıfımız var. Memeli hayvanlar. Şuraya memeli hayvanlar demiyor şu çocuklar. Onu da belirtelim. Cevabımız D seçeneği olacak. Hep birlikte 6. sorumuza geçelim şimdi. Evet 6. sorumuzda da bize yine dinamometre ölçüm değerleriyle alakalı bir soru verilmiş. Bakalım. Şekilde verilen dinamometreye 12 Newton'luk bir cisim asıldığında dinamometrenin yeri 4 birim uzuyormuş. Yani 12 Newton astığımda 4 birim uzamış. O zaman 12 bölü 4 yaptığınız zaman 3 Newton yani her bir bölme 3 Newton ölçecek. Diyor ki bize dinamometrenin hangisinin yayındaki uzama miktarı yanlış olur diyor. Şimdi 1 bölü 3 Newton ölçüyor. Bakın A şeklinde dinamometre 1 bölme uzamış. 3 Newton ölçecek. Doğru. Bakıyorum B'de çocuklar çizgi kesmiş. Şurada 15 Newton yazıyor. Siz sorularınızda gördünüz zaten bunları. Bakın 5 bölme uzamış. 5 bölme 5 çarpı 3'ten 15 Newton ölçmesi lazım. Bu da doğru. C'ye bakıyorum. C dinamometresinde 2 bölme uzamış. 2 çarpı 3'ten dinamometrenin 6 Newton ölçmesi gerekiyor ama 9 Newton yazmışlar. Uzama miktarı C seçeneğinde yanlış verilmiş oluyor. Kolay bir soruydu. Umarım yanlış yapmamışızdır. Hemen 7. sorumuza geçelim. Evet çocuklar 7. sorumuza baktığımız zaman hayvan sınıfları ve bitki sınıfları, mantarlar, hani bunlarla alakalı görsel verilmiş. Bir gibi de kart oyunu tasarlamış, tasarladığı bu oyunda canlıları ayrı ayrı farklı harfleri yaşadığı gruplara ayırmıştır diyor. Simlen hazırladığı kart oyunundaki harfleriyle gruplandırılan canlılar için verilen ifadelerle aynısı doğrudur diyor. Şimdi bakıyoruz K harfini gösteren tüm canlılar çeksin dersen bunda yer almaz. K'da mantarlar var çünkü. A şıkkı gitti. L ile gösterilen tüm canlılar çiçekli bitkiler sınıfında yer alır. Hayır. Eğrelti otu çiçeksiz bitkidir. B şıkkında gönderdik. M harfi ile gösterilen tüm canlılar omurgasız hayvanlar sınıfında yer alır. Çocuklar C şıkkına baktığınız zaman mikroskobik canlılar var. O nedenle bunu da gönderdim. D'ye bakıyorum. N harfi ile gösterilen tüm canlılar kendi besinlerini üretemezler. Evet, N canlılarıyla gösterilen, N harfiyle gösterilen gruptaki tüm canlılar kendi besinlerini üretemezler. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. 8'e bakıyoruz. Şimdi yine sürtünme kuvvetiyle alakalı bir soru verilmiş. Yüzeylerin pürüzlük miktarları arasında 2-3-1 ilişkisi olduğu bilindiğine göre dinamometrelerde okunan değerler için aşağıdaki grafiklerden hangisi doğru olur? Çocuklar çok kolay bir soru. Sadece dikkatinizi yakalamak istiyor. Eğer pürüzlülük miktarı 2-3-1 şeklindeyse en fazla sürtünme pürüzlülüğün fazla olduğu yüzeyde olacak. O zaman sürtünmenin en fazla olduğu yüzeyde daha fazla kuvvet uygulamamız gerekecek değil mi? Baktığımız zaman grafiğe de bunu bize en güzel ifade eden şey C seçeneği oluyor. Bakın zımparanın olduğu yüzeyde okunan değer en çok olacak. Çünkü sürtünme en fazla burada. Sonrasında halı yüzey 3 numara zaten verilmiş. Halı yüzey sonrasında da mermer yüzey yani 1 numara olacak. Cevap C seçeneği. Çok kolay bir soruydu. 9. sorumuza bakalım şimdi. Evet. Görselde verilen durumla ilgili açıklamayı yapmış. Canlı evdeki kapıların gıcırdamasını önlemek için kapı menteşelerini yağlıyorum. Buna göre aşağıda verilen adı çözümün
açısından Ali'nin yaptığı bu işlemle aynı özelliğe sahiptir diyor. Şimdi çocuklar, sürtünmeyi azaltıcı bir şey yapıyor burada Ali. Yağlama vasıtasıyla sürtünmeyi azaltıcı bir etken yapmaya çalışıyor. Biz şıklara bakalım şimdi. Buzlu yollarda arabadan kayması için zincir takılması sürtünmeyi artırmak içindir. Dağ tırmanıcılarının altı girintili çıkıntılı botları tercih etmesi sürtünmeyi artırmak içindir. Parmaktan çıkmayan izin çıkarılması için parmağın sabunla kaygandaştırılması bu sürtünmeyi azaltmak için. Çim sahada futbol oynarken altı vidalı ayakkabı giyilmesi bu da artırmak için. Bakın, kolay bir soruydu. Cevabımız C seçeneği, yani yine sürtünmeyi azaltıcı şekilde olan cevabı buldum. 10. sorumuza geçelim şimdi. Evet, 10. sorumuzda bakıyoruz. A dizimi 3 eşit bölmeye ayrılmış yollarda K noktasından N noktasına doğru sabit bir kuvvetle çekiliyor. Bu işlemler sırasında cismi LV aralarında hareket ettirmek en zorken KL'de hareket ettirmek en kolaydır. Buna göre yorumlarda hangisi doğrudur diyor. Bakıyoruz, LV arasında cismi etki eden sürtünme kuvveti diğer bölümlere göre daha azdır demiş. Hayır, en zor LV arasında hareket ettirdiğinize göre en fazla burada olacak. KL arasında cismi etki eden sürtünme kuvveti MN arasında cismi etki eden sürtünme kuvvetinden daha fazladır. Çocuklar, MN hakkında net bir bilgi olmadığı için bu ifadeyi söyleyemeyiz. Yani MN arasındaki kısımla ilgili net bir yorum yapamayız ama bakın ne diyor. MN arası toprak zemin ise KL arası mermer zemin olabilir diyor. Evet, bakın şimdi MN arası toprak zemin ise KL arası mermer zemin olabilir diyor. Bunu belki söyleyebiliriz. Neden söyleyemiyoruz? Bakın, KL aralığında en kolay hareketi yaptırıyor. Mesela KL aralığı mermer olsa MN arasına toprak zemin diyebiliriz. O zaman LM arasına da daha sıkıntılı bir şeyi ifade edebiliriz sonrasında ama ifadeler içinde en doğru olarak söyleyeceğimiz şey C seçeneği oluyor. 11. sorumuza bakalım şimdi. Mustafa öğretmen sınıfta aşağıdaki tabloyu oluşturup öğrencilere sormuş diyor. Farklı soruları doğru cevap veren öğrencilerin cevapları aşağıdaki gibidir. Mustafa öğretmen sorulardan hangisini sormuş olamaz diyor. Şimdi baktığımızda ama çocuklar 11'de tablodaki vücutları kıllarla kaplı canlılar hangileridir? Çocuklar, vücutları kıllarla kaplı olanlar memeli hayvanlar. Ama baktığımız zaman memeli hayvan grubuna ait bir canlı türü verilmemiş. Cevabı direkt bulmuş olduk aslında 11. soru A seçeneğinde. Yine diğerlerine bakalım. Tavladaki omurgasız hayvanlar. Omurgasız hayvanlara baktığımız zaman kelebek var, uğur böceği var ve salyangoz var. Yani 1-5-6. Bunun D seçeneğini cevaplamış. Devam eden tavladaki sürüngenler. Çocuklar, sürüngenlere baktığımız zaman yılan var ve 4 numarada bir iguana verilmiş. 3 ve 4 yani can C'ye cevap vermiş. Bakın, tavladaki omurgalı hayvanlara verilir. Omurgalı hayvanlara baktığımız zaman 3, 4 ve 2 numara yani kuşlar var. 3, 4 yani Ozan da D'nin cevabını vermiş ama bakın A sorusu cevabı tahtada yok. Cevap A olacak. 12'ye bakalım. Evet, 12. soruda Önder Niyay ip ve plastik bardak kullanılarak yandaki bir deneyen bulunmuştur diyor. Ve bardağın çıkışı 1, 2, 3, 4, 4 tane küp şeker atarak yaylak bir uzama miktarını ölçüp grafik çizmiştir. Buna göre Özlem'in çizdiği grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır diyor. Şimdi çocuklar, Özlem'in çizdiği grafik hangisi olmalıdır derken bu soru inanılmaz kolaylıklı bir soru. Neden derseniz, bakın sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 tane küp şeker atarak yaylık uzamaya bakıyor. O zaman başlangıçtan sırasıyla gittiği için bir küp şeker attığında en düşük olması gerekiyor. Bakın gitti. Sırasıyla 2 küp şeker attı, 3 küp şeker attı, 4 küp şeker attı, sırasıyla kademe kademe artacak. Yani denemedeki en kolay soruydu bile diyebiliriz bu soru için.
A seçeneği olacaktı cevabımız. 13'e bakalım şimdi. Evet, 13. soruda bize bir mikroskopik canlılarla alakalı görsel verilmiş. Şimdi ne diyor? Bakın, görsel verilen canlılar ile ilgili yandaki etkinlik tablosu oluşturulmuştur diyor. Üç kez canlı için ortak olan özelliklerin karşısındaki kutucuğa üçgen, ortak olmayanların karşısındaki kutucuğa yıldız sembolü konulacaktır diyor. Şimdi bakıyoruz. İnsanlara yararlı olma. Çocuklar, insanlarda yararlı olma ortak olmayan bir özelliktir bu canlı için. Çünkü yararlı olabilenler de vardı, zararlı olabilenlerin de vardı mikroskopik canlı. Devam edelim. Mikroskop yardımıyla görülebilme. Evet. Çocuklar, mikroskop yardımıyla görülebilme ortak olan bir özellik. Kendi besinini üretememe diyor. Kendi besinini üretememe bunlar için ortak bir özelliktir. Yani hepsi kendi besinini üretemez bunların. Cevabımız B seçeneği olacak. Devam edelim. Bu arada ek bilgi olarak vereyim. Kendi besinini üretebilen bakterilerde siyanobakteriler var çocuklar. Fotosentez yapabilme özelliği var. Hani bitkilerde bahsetmiştik. Fotosentezle besin üretebiliyorlar diye. Hani bakterilerden de sadece siyanobakteriler mesela besin üretebilen mikroskopik canlılara örnek olarak verilebiliyor. Ama biz hemen kendi sorularımıza geri dönelim. 14. soru, Dünya, Ay ve Güneş'in hareketleriyle ilgili soruda görsel bulunmaktadır. Görselin altına yazılan ifadelerden hangisi yanlış olur diyor. Şimdi bakalım. Ay hem kendi eksen etrafında dünya etrafında dolanma hareketi yapar. İşte bakın birinci ifade yanlış. Bunları özellikle derse söyledim. Ay kendi ekseni etrafında döndü. Dünya etrafında dolanma hareketi yapar. Bu şekilde söylemesi lazımdı. Bir numara yanlış. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş süresi güneş etrafındaki dolanma süresinden daha azdır. Bu doğru. Dünya kendi ekseni etrafında 24 saatte, güneşin etrafındaki dolanımında 365.6 saatte zamanını tamamlıyor. Devam edelim 3'e. Ayın dünya etrafındaki dolanım süresiyle dünyanın kendi etrafındaki dönüş süresi eşittir diyor. Bakın, ayın dünya etrafındaki dolanım süresiyle dünyanın kendi etrafında dönüş. Yani ayın dünya etrafındaki dolanımı kaç gündü? 27 gün. Dünyanın kendi etrafındaki dönüşü 24 saat. Bakın, cümle oyunu yapmışlar, kelime oyunu yapmışlar. Sorumuzun cevabı C seçeneği, yani 1 ve 3 olacak çocuklar. 14. sorumuzun cevabı C seçeneği, yani 1 ve 3 olacak. Evet, 15'e bakalım. 15. soruda 3 tane özdeş ekmek dilimi verilmiş. Yukarıda anlatılan soru parçaları özetinde şöyle söylüyor çocuklar. Sırasıyla bakın, kahve poşetindeki ekmeğe sınıftaki herkes dokunuyor, açık temas var. Ardından herkes elini temizleyip dokunuyor. Sonra temiz edilen takılıp ve poşetine ekmek konuyor. Hazırlanan poşetler moda sıcaklığında karanlık ortamda bir hafta okuyup muhafaza ediliyor. Anlatılan deneyle ilgili. Bakalım şimdi çocuklar. Küplenen kısımların büyüklükleri arasında KM olması beklenir. Evet, çünkü temiz olmayan ellerle KM'ne, yani en fazla mikrobun, bakterinin, mikroskopik canlının bulaştırıldığı için K olduğu için K'da. Sadece elimizi yıkamasıyla L'de bunu engel olamayabiliyoruz bazı zamanlarda. Nasıl söyleyeyim? Bakın, B'de hem elimizi yıkamışız hem temiz eldiven takmışız. O yüzden en az M'de olması bekleniyor. Bu deneyle hijyen önemi gösterilmiştir. Doğru. Deney sonucunda gözlenen canlı grubu mantar sınıfında yer alan bir canlı olabilir. Evet, küf mantarı olabilir veya farklı mikroskopik canlılar da olabilir ama beklediğimiz şey ekmeğin küflenmesiyle alakalı durum. Cevabımız D seçeneği, yani 1, 2 ve 3 olacak. Çocuklar, kalem uygulaması D'yi işaretlememi şu anda müsaade etmek için ben yazmış oldum sizlere. Cevabımız D seçeneği olacak bu soruda. Evet, 16'ya bakalım. Yanda dinamometreyle ağrı sınıf dağılığı ölçüldüğünde dinamometrenin yayı 3 bölüm oluyor. Dinamometre 10 bölüm olduğuna göre diyor. Şimdi 60 Newton astığım 3 bölümü uzamış. O zaman
60 bölü 3'ten 20 Newton. Bu her bir bölme. Dinamometre 10 bölmeliymiş. O zaman bu dinamometre 10 çarpı 20'den en fazla 200 Newton'luk ağırlık ölçer. En fazla ölçebileceği ağırlık. Bakıyorum şimdi. Dinamometre ölçebileceğim büyüklüğe 200 Newton'dur. Zaten söyledik daha öncüleri okumadan. Dinamometrenin her bir bölmesi 30 Newton değerinde. Hayır bir ifade. Yanlış oluyor. Dinamometreye 4 tane ağır cisimle aynı anda asarsak dinamometre doğru ölçüm yapamaz. Doğru. Neden? Bakın A cismi 60 Newton'du. 4 tane A cismi asarsak, çünkü 4 tane A cismi asarsak dinamometre 240 Newton'a ölçemeyecekler. Bu ölçümü yapamaz. Çünkü biz buraya yazdık. En fazla ölçemeyeceği ağırlık 200 Newton. 4 tane A cismi 240 yapıyor. O nedenle doğru ölçüm yapamayız. Cevabımız D seçeneği olacak. 16'da hep birlikte 17'ye bakalım. Evet, diyor ki bize Ebru öğretmen güneş, dünya ve ayın özelliklerini göstermek için cetvelle renkli oynamaları kullanacak. Bu etkinlikte dünyayı temsil etmesi için aşağıdaki cetvelle ölçüm yaptığı küre şeklinde iki oynamalarını kullanacaktır. Bu etkinlikte sarı oynamaları ile güneşi, beyaz oynamaları ile ayı gösterecektir diyor. Bakalım buna göre de işlemlerden biri bu etkinlikte doğru yapılmıştır. Kullanması gereken sarı oyun hamurunun miktarı beyaz oyun hamurunun miktarından daha fazla olmalıdır. Bu doğru bir ifade. Baktığınız zaman sarı oyun hamuru güneşi beyaz ayı temsil edeceğine göre sarı beyazdan büyük olmalı. Güneşin dünyadan daha sıcak olduğu bilgisini modellemek için kullanılacak mavi oyun hamuru sarı oyun hamuruna göre daha sıcak olmalıdır. Hayır, buradaki mavi oyun hamuru dünyayı temsil edecektir. Devam edelim. Sarı oyun hamuru üzerinde krater adı verilen çukurlar gösterilmelidir. Hayır. Sarı oyun hamuru güneşi temsil ettiği için krater yapısından bahsedemeyiz. Cevabımız A seçeneği olacak. 17'de. Hep birlikte 18'e bakalım şimdi çocuklar. Evet, 18. soruda da bize güneş dünyanın büyüklükleriyle alakalı bir şey verilmiş. Diyor ki bize çocuklar taslak hazırlanmıştır. Şemada görsel yazılımları ve bir göğüs cismi görseli yerleştirilecek. Bu göğüs cisminin özellikleri numaraları ve gösteren örnekler yazılacaktır. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır diyor. Bakıyoruz şimdi. Görsel dönemine güneş yerleştirilirse 3 numaralı bölme ay ve dünyada büyüktür bilgisi yazılabilir. Doğru. 3 numara büyüklükle alakalı yorum yaptığı kısım. Eğer görseli güneş yazarsak büyüklüğün dünya ve büyüklüğünü yazabiliriz. B'ye bakalım. Görsel bölümle ay yazılırsa diyor 1 numaralı bölme yani sıcaklıkta güneşe yakın bir sıcaklık değeri çocuklar net bir yanlış ifade olur. Bakın görsel bölümle ay yazarsa sıcaklık bölümüne güneşe yakın yazamaz. Kat kat fark var. Cevabımız B seçeneği olacak. Evet, geldik 19. soruya. Furkan şekilde verilen sandalye ve masa eşit kuvvetler denklemine rağmen sandalyeyi hareket ettirebilmiş ancak masayı hareket ettirememiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenebilir diyor. Bakıyoruz şimdi Furkan. Masayı hareket ettirmek için uygulanan kuvvetin yönünü değiştirmelidir. Hayır, bununla alakalı bir durum yok çocuklar. Diyor ki bazı cisimler hareket ettirebilmek için daha büyük kuvvete ihtiyaç duyarız. Evet olabilir. Bu söyleyebileceğimiz bir şey. Çünkü sandalyeyi hareket ettirebilin, masayı hareket ettiremediğine göre masayı ittirebilmesi için daha farklı bir yer, daha büyük bir kuvvet uygulaması lazım. Tüm cisimleri hareket ettirmek için aynı büyüklükte kuvvet uygulamamız olmaz. Furkan'ın masayı hareket ettirebilmesi için daha az kuvvet uygulaması, hayır zaten küçük kuvvetle zaten hareket ettiremiyor. Kolay bir soruydu. Umarım yanlış yapmamışızdır. Evet, şimdi son sorumuza geçelim. Bakıyoruz KLM dinamometrelere yaylar verilmiş. Daha doğrusu dinamometre değil de yaylar verilmiş esnekçisinler. Yukarıdaki görselde aynı maddede yapılmış KLM yaylarına uygulanan kuvvetler ve yaylar dolu çok uzun miktarları verilmiştir diyor.
Buna göre bu yaylarla ilgili olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Kar ve yayında daha kalıptır diyor. Çocuklar, birisini 10 diğerine 22 tonluk ağırlık kasıtmış ama uzama miktarları aynı. Eğer bunlar aynı yer olsaydı uzam miktarları farklı olurdu ama 20 Newton asılıp daha az uzadığına göre demek ki K yayı M yayından kalıptır diyemeyiz. M yayının K'dan kalın olduğu bariz açık. Dikkat edin çocuklar, bakın 20 asmış 10 asmış ama uzama miktarları aynı, demek ki M kalın yay. K ince yay ama A şıkkında bunu tam tersi olarak söylemiş. Evet çocuklar, deneme soru çözümümüzü bu şekilde sonlandırıyoruz. Umarım netleriniz güzel çıkmıştır. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.